Fenerbahçe 1-0 kazandı ve soyunma odasına gidiyor şimdi Mourinho'da. En-Nesyri de sonradan girdi. Sevgili seyirciler. Evet, bir çiçeğimizi gösterebilir misin? Ama yanımdaki çiçeğimi değil. Oradaki çiçeğimi bir gösterebilirsen. Sevgili yönetmenim Serkan Dündaroğlu. Kanal yönetimimize, Sayın Osman Gökçe'ye, sevgili Yeliz'e, sevgili Müge'ye, sevgili Borga Bey'e, hepsine, Ferit Ersoy'a, reklam koordinatörümüz, reklam şampiyonu Ferit Ersoy'a ve ekibine hepsine sonsuz teşekkürler. Yeni yayın döneminde başarılarınızın devamını dileriz. Beyaz TV yönetim diye çiçeğimizi de gönderdiler. Bir gelenek haline geldi. Sayın Osman Gökçek başta olmak üzere, Sayın Milletvekilimiz başta olmak üzere tüm kanal yönetimine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize verdikleri destekten dolayı. Sinan abicim, nasıl geçti yaz? Ağır bir ameliyat geçirdi Sayın Başkan Melik Gökçe'ye de. Çok geçmiş ayrıca olsun. Buradan da acil şifalar tekrar diliyorum Melik Başkan'a da. İnşallah bir an evvel sağlığına en iyi şekilde kavuşacaktır. Zaten kavuşacaktır. Ben bu ameliyat olanlar hep makineyi yeniledi diyorum. Evet. Melik Başkan da makineyi yeniledi. Sayın Melik Gökçe'ye çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah şifalar versin. Makineyi tekrar yeniledi tekrar. Başkan, sevgili başkan. Çok çok geçmiş olsun diyoruz. Semih Dizdar kardeşim çok çok teşekkürler. Hayırlı sezonlar diyor. Çok teşekkürler. Erdal kardeşim aynı şekilde hayırlı sezonlar diyor. Şimdi Ertem. Ömer İnanç. Ömer İnanç Ekşi'ye çok selamlar. Şimdi ben açık değil mi yaka? Çok mu açık? Yok, şunu kapatayım. Yok, iyisin be Sinan abi. Şunu kapatayım şöyle. Şimdi Ertem'im. Ben bu Fenerbahçe takımını seyrettim. Evet. Bu Fenerbahçe futbol takımının bir tane daha Maxim'e ihtiyacı var. Bir tane daha Maxim'im. Bir tane daha öyle oyuncu olması lazım. Evet. Çünkü ben çok beğendim Maxim'i. Fenerbahçe'nin tam istediği tarzda, Fenerbahçe'nin tam yani aradığı tip bir oyuncu. Fenerbahçe'nin eksiği nedir? Fenerbahçe ne arıyor? Oyun hızlandıracak, tempoyu arttıracak, agresif hızlı bir oyuncu. Bir saniye. Hı. Geleneksel bir şey var. Instagram niye bugün açıldı biliyor musunuz? Sinan Engin için. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Hakikaten ben takipçilerim. Instagram kimin için açıldı? Sinan Engin beyaz futbolda başlasın ilk gün. Değil. Biz de açalım dediler. Sayın Bakan'a da teşekkür ediyoruz. Sinan abicim. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Benim de Ertem Şener. Seni bekledi Instagram ya. Allah razı olsun Ertem'im. Sevgili Murat Salar kardeşim. Çok teşekkürler. Hayırlı sezonlar demiş. Ve buradan Cemal kardeşim de yine mesaj atmış. Bayağı seyrediyor insanlar bizi. Seyrediyorlar bir şey tabii ya. Çok kısa anlatayım. Evet, başka bir kanalla imzaladım. Tekrar geri döndüm. Bunun en büyük şeyi tabii sevgili Osman Gökçek ayrı, Ertem ayrı ama sevgili Ahmet Çakar'dır. Sevgili Ahmet Çakar'ın ağır böyle ne ederler böyle taciz edici, anladın mı? Telefonları. Baskılarından Ahmet Çakar'ın. Çünkü dedim yani bir değişiklik istiyordum hayatımda. Dedim gideyim. Tekrar şey yapayım ama imza atmama rağmen tekrar sağ olsun imza attım. Kanalda ismini vermeyeyim. Onlar da Allah razı olsun kolaylık gösterdiler. Tekrar döndük. Yine beraberiz. Ya Allah, biz sensiz olabilir miydik Allah Sinan abicim? Allah kaza bela vermesin. Amin. Şimdi çok insanlar mesaj atmış sevgili. Sinan abicim ona özür dilerim. Fenerbahçeli futbolcular tribünlere gittiler. Evet, taraftarlarını şimdi alkışlıyorlar, üçlü çektiriyorlar. Futbolcular. Sen şimdi bu Maximin nerede Maximin? Sen Maximen. Kağıtta, sen Maximen. Neydi Maximen? Sen Maximen burada. Maximen, Maxim, evet. Maxim diyelim Maximen. Burada. Yani. 27 yaşında. Evet. 1.73 boyunda. Evet. Fransa sol kanat. Geldiği takım El Ahli. El Ahli takımında 31 maçta forma giydi. 4 gol atıp asist. 10 asist yaptı. 10 asist yaptı. Hiç önemli değil 4 golü. Ama oyunda farklı gözle baktığın zaman çok tempolu rakibi yani her türlü abandone edecek sağlı sollu iki tarafa da gidebilecek çok etkili toplara da vurabilecek çok etkili bir oyuncu. Fenerbahçe futbol takımının bir tane daha Maximin bulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Szymański, Tadic bunlar iyi futbolcu olabilirler. Ama yani tempo olarak falan düşük tempodalar. Hele ikisi oyunu yavaşlatıyorlar Ertem. Fenerbahçe takımının en büyük sıkıntısı bu zaten. Yani ikisi de iyi futbolcu olabilir. Kimse onlar için kötü futbolcu falan demiyoruz. Hı-hı. Kötü futbolcu değiller. İyi futbolcular. Ama tempo olarak çok üst yani
üst düzey tempoları yok. Çabuk değiller, hızlı oyuncu değiller. Ve yavaşlatıyorlar Fenerbahçe futbol takımını. Bir de Dzeko'ya bakıyorsun, o da ağır bir santrafor. Dolayısıyla yani Fenerbahçe futbol takımının en büyük sıkıntısı oyunda agresif, çabuk bir oyuncu, yani oyuncu grubu yok daha doğrusu. Bir tane daha maksimum olsa Fenerbahçe takımı sağlı sollu abondöne derler. Ferdi? Bak Ferdi, şimdi Ferdi de fizik olarak iyi başlamadı. Bak Ferdi de. Şimdi bak sezonun daha başı olmasına rağmen biz hep ne deriz seninle yıllardır Ertem? Ligin 6. haftasına kadar bekleyelim. Bravo. Futbolcular fizik olarak. Evet. Dün bakıyorsun Galatasaray takımı fizik olarak yerlerde. Ne diyoruz? Fizik olarak 6. haftaya kadar beklememiz lazım. Aynısını Barış Alper Yılmaz için de söyler misin Sinan abi? O da dün baktım. Bir değil gitti. Mi? Çok düşüyor, o, kalkıyor. Bu ne yiyor ne içiyor dediğimiz Barış Alper yememiş içmemiş bu ara. Yani biraz yemek yesin. Kuvvetsiz gördüm onda. Şimdi söylemek istediğim, Fenerbahçe futbol takımının en büyük sıkıntısı tempo. Maksimumda bu tempoyu yakalayabilirler. Ama bir tane daha ne yapıp ne edeceğim, ters kanada eğer bir oyuncu daha yerleştirebilirse Mourinho, Fenerbahçe istediği kıvama gelebilir. Şimdi sevgili Mourinho'nun işi çok zor. Nasıl zor? Bu zamana kadar, son dönemler hariç birkaç seneye kadar dünyanın hep iyi futbolcularla çalışmış. Hep üst düzey oyuncularla çalışmış. Yani hep istediklerini yapabilen oyuncularla. Şimdi bakıyorsun kenarda, Mourinho çok agresif duruyor. Bu hem bir ölçüde hakem hataları. Evet. İkinci de futbolcular söylediklerini yapamadıkları için. Onun da bir etkisi var. Birikintisi var. Hı. O birikiyor. Tamamıyla hakem oraya buraya saçıyor. Burada işte Sinan abi. Bu, bak, çok hakemli oynadı. Sevgili Jose Mourinho, maalesef söylüyorum, üzülerek söylüyorum, çok oyundan atılır. Tribüne çok çıkar. Çünkü bu hakemler haklı da olsa, haksız da olsa Mourinho'yu delirtirler. Onun için bizim hakemlerimizin de birazcık Ertem tolerans tanımaları lazım antrenörlere. Yani bunlar da etten kemikten bu insanlardı, anladın mı? Yani hemen çizgi iki adım geçtin. Yok elini kaldırdı, bilmem ne yaptı. Çağırt sarı, çağırt sarı. Yok böyle bir şey ya, biraz. Yani imtiyazlı davranın kardeşim yani. Bu Mourinho ile alakalı değil. Bu Van Broek'la alakalı, Okan Buruk'la alakalı, Abdullah Avcı'yla, yani genel olarak. Tribüne atmak kolay. Yani onun için biraz idare etmeleri lazım diyorum. Devamlı bir çizgiyi bir adım geçtin, hop dışarı, hadi güle güle. Dolayısıyla yani Fenerbahçe takımı çok istekli, çok arzulu. Evet, ama hala geçen seneden daha fazla iyi durumda değil. Geçen senenin üstünde oynamıyor. Geçen seneki Fenerbahçe'yi izlerken mi daha çok keyif alıyordun Sinan abi? Bu seneki, şimdiki Lugano maçları, Lille maçı ve bugün. Yok. Fenerbahçe'nin Lugano maçını da beğenmedim, Lille maçını da beğenmedim. Ben de beğenmedim. Fenerbahçe takımı sezona iyi başlamadı. Fenerbahçe takımı transferlerle güçlenememiş daha. Fenerbahçe takımında bir tane transfer var. Sen Maximen. 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 Maxim ya, fark etmez. Maxim. Sen Maximen. Maşallah kuvvetli. Amerikan futbolcuları gibi Ertem. Evet. Yani bakıyorsun, yani tempolu, hızlı, rakibin solundan, sağından, içinden, her yerinden gidebilecek bir oyuncu. Yani çok etkili bir oyuncu. Yani parasının oyuncusu diyebiliriz şu an. Aa güzel. Yani parasının oyuncusu. Parasının oyuncusu. Bunu yazın arkadaşlar, parasının oyuncusu. Maxim'in parasının oyuncusu diyebilirim. Yani ben şimdi ne oyuncular var orada? Zaha mı sen, Maximen mi? Maximen çok iyi futbolcu ya. Daha tempolu. Bak daha tempolu bir kere. Yani çok diri. Zaha'nın devamlılığı yok. Bir Zaha böyle süratli değil ki. Ertem, bu çok süratli, bu çok kuvvetli. Daha sezonun başı, daha birinci maçı. Yani eğer fizik olarak şu an %60-%70 değilse, bunun %100'e geldiği zaman falan çok rakibe sarı kart gösterir. Yani çok işler yapar. Çok işler yapar. Onun için Maxim'in tamamıyla dediğim gibi bir tane de öteki tarafa bir tane daha bulması lazım. Geçen hafta Ali Koç'la beraberdik. Bir tane orta saha alacağız dedi. Yani orta saha. Ama öyle, ama böyle alacağız. Ben de dedim ki
Ali Koç yani, bir tane orta saha alacağız. Bir tane orta saha alacağız. Ben de dedim ki çabuk orta saha almanız lazım. Hızlı. Hızlı bir orta saha. Jetson Fernandez gibi mi? Aynen öyle. Kendisine de aynı onu söyledim. Hatırlıyor musun başkan? Geçen sen seninle telefonda konuştuğumda Jetson gibi bir tane orta saha bulun diye. Fenerbahçe'nin en büyük eksiği Fenerbahçe futbol takımı yavaş takım. Maksimum hızlandırdı takımı ama bir maksimum daha lazım. Tadiç yumuşak oyuncu, hafif oyuncu. O da yorulmuş değil mi Sinan abi? O da tabii ama haklı değiller mi Sinan abi? Avrupa şampiyonası. Sıcak. Ertem bak sıcak. Daha sezon başı. Hazır değiller. Sezon başı bunlar tamam. Ama biz bunları tanıyoruz. Bir de Avrupa şampiyonasından geldiler. Szymański'yi de tanıyoruz. Çok yoruldular ya. Bak biz Szymański'yi de tanıyoruz, Tadiç'i de tanıyoruz. Evet. Ama ikisi aynı anda oynadığı an oyunu yavaşlatıyorlar bakın. Tadiç de Szymański. İkisi de aynı anda oynadığı zaman bir de İrfan Can. Bunlar üçü tamam topu çok iyi biliyorlar. Çok yetenekli oyuncular. Ama üçü de yani çok tempolu oyuncular değil. Sinan abi aynısını ben dün şöyle yorum yaptım. Kusura bakma tam noktasına geldin. Ziyech, Mertens ve Icardi. Üçü de aynı anda oynamaz. Ziyech, Mertens yani Avrupa'da bir kulüpte üçü aynı anda Ziyech oynayamaz oynatmam, şu anda. Mertens de Icardi'yi aynı anda değil oynatırım. Mi? Değil mi? Mertens de Icardi'yi aynı anda oynatırım. Ama üçü olmaz aynı anda. Ama şu an tabii futbolcu... Peki Tadic mi oynar, Szymański mi Sinan abi? Ben Szymański'yi oynatırım. Ben de Szymański'yi oynatırım. Daha tempolu, daha hızlı, daha çabuk. Tadic hamle oyuncusu yaparım. Ama dediğim gibi Fenerbahçe, şimdi yarın Fred gelecek. Fred, döndün. Bir tane daha orta saha çabuk, agresif bir orta saha koyduğun zaman... Oradan birileri eğlenecek oyundan. Ya Szymański çıkacak ya Tadiç çıkacak. Sen de özlüyor musun Fred'i Sinan abi? Efendim? Sen de Fred'i özlüyor musun? Mourinho öyle diyor ya Fred'i özlüyorum diye. Ya Fred'i özlüyorum da Fred de yani çok da şey bir şey söyleyeceğim sana. Kuş kondurmuyor yani. Müthiş de oynamıyor aslında. Yani sadece biraz daha dinamizm olduğu için daha çabuk olduğu için Fred. İleri taşıdığı daha, için mi? Daha topu? Çabuk olduğu için biraz daha farklı. Yani görüyorum. Ama Tadiç'te şey ne o? Fred de öyle Tadiç'ten falan çok daha üst düzey falan oynamıyor. Kimseyi kandırmasınlar. İyi seyredilsinler. Fred'e iyi baksınlar. İyi futbolcu olabilir. Ya Ertem. Jetson mu Fred mi Sinan abicim? Jetson Fernandez. Evet. Farklı oyuncular ama. Farklı değil mi? Ben Jetson daha tempolu olduğu için. Takıma göre. Hı hı. Oyuncuya göre. Hı hı. Şimdi ben mesela Jetson'u şeyin yanına koyarım. Fred'in yanına koyarım mesela. 6-8 müthiş. Aa. Çok agresif bir orta saha olur. Jetson çünkü oyunun büyük bölümünü çok tempolu oynuyor. Şimdi Ertem, şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Biz futbolcuların mazileriyle yaşıyoruz. Mazilerine göre konuşuyoruz. Ve mazilerine göre, geçmişteki mazilerine göre onların kriter ediyoruz. Hı hı. Abi bir de burada oynadığı oyuna bakalım. Tabii, yani. Burası önemli. Şimdi Fred'e bakalım kaç gol atmış, kaç asist yapmış mesela. Bunlara bakalım biz. Şimdi diyecekler ki vay Sinan Engin Fred'e mi sallıyorsun? Abicim seyredin. Bakın. Oynadığı maçlara bakın. Asistlerine bakın. Benim istediğim kıvamda değil hala. Hala değil. Şimdi sana bir şey soruyorum. Sor Sinan abicim. İki tane orta saha alman gerekecek. Aynı yerde değiller. Bir orta, hani orta sahaya. Mertens'i mi alırsın, Fred'i mi alırsın? Ben Mertens'i alırım. Yani ama aynı yerde değiller. Birisi yani on numara gibi Mertens, oynuyor ama orta saha alman gerekecek. Daha ceza yani, sahası ön işte çizgisinde geçiyor. Fred hep bir fazla yapmaya çalışıyor. Bir bakın, seyredin maçlarını. Bir Fred'e canlı olarak bir bakın. Benim yani seyrettiğim maçlarda çok büyük bir varlıklar göremedim ben Fred'den. Daha 35 maç geçen sene, özür dilerim. 35 maç, 3 gol 8 asist geçen sene. Kuş kondurmuyoruz. Stoperler atıyor 5 gol 6 gol ya. Stoperler. Ama, Koley 6 tane attı geçen sene. Koley. Ama Maximim nasıl bir oyuncu? Temposuyla, deparlarıyla, süratiyle rakibi abandone edebilir. Yanındaki oyunculara yer ve pozisyon açabilir. Maximin ve yorar rakibi. Doğru. Maximin bu özelliği var. Doğru. Yani 4 gol atmasına bakma. Tamam mı? Yani onun 4 gol atmasına ve ona size. Ama öteki türlü rakibi yıpratır. Mourinho önemli bir şey söyleyecekmiş. Hemen bana haber verin arkadaşlar. Rica ediyorum. Ben süratli oyuncu severim kardeşim. Bana hızlı oyuncu severim. Ben hızlı oyuncu sabahtan akşama kadar hızlı oyuncu oynatırım. Çünkü kaleye çabuk gider, hızlı oyuncudur. Süratlidir. Top orta sahadan alır gider. Yakalayamazsın. Ama ağır santrafor gidemez. Sinan Mourinho abicim özür dilerim. Selin Kocatürk Sport Dijital'den, emek hırsızlığı yapmayalım. Herkesin hakkını verelim. Her sene olduğu gibi. Kadıköy'de maçtan sonra Ferdi sen bizim her şeyimizsin tezahüratları yapılıyormuş. Onu söyleyelim. Arkadaşlarımdan gelen bilgi de şu. Efendim?
Çok duygusal anlar yaşanıyormuş Sinan abi. Şu biliyor anda mu? Kadıköy'de. Ferdi sen bizim her şeyimizsin. Bizi bırakma Ferdi diye bağıranlar varmış. Tezahüratlar varmış. Yani maç boyunca bile bu kadar bağırmayan Fenerbahçeli taraftarlar vardı diyor şu anda kulağıma gelen. Ferdi sen bizim her şeyimizsin Sinan abi. Ferdi giderse ne olur demeden önce şunu söyleyeceğim. Sinan abi, Cengiz Ünder. Avrupa futbolunda çok tanınan bir isim. Mourinho'nun da çok tanıdığı bir isim ama. Bugün sağ tarafta Tadiç oynuyor ama Cengiz Ünder yedek kulübesinde. Sen Maximin gibi bir futbolcu orayı olabilir Cengiz'e mi? Cengiz'e doldurabilirsin. Olabilir mi? Bak, eski Cengiz, o Avrupa'ya gittiği dönemlerdeki Cengiz, o tempolu ve milli takımlarda bazı milli maçlardaki o temposunu, o süratini, o kuvvetliliğini, devamlılığını yakalarsa... Evet. Sağ tarafta Cengiz görev yapabilir. Yani Fenerbahçe futbol takımında hızlı oyuncu lazım. Hızlı oyuncu. En büyük eksiği bu. Fenerbahçe takımı niye yavaş oynuyor deniliyor. Çünkü hızlı oyuncusu yok. Bir tane sen Maximin geldi. Bir anda takımı hızlandırdı. Hareketlendirdi Ertem. Onun için tamamıyla ben hayran kaldım. Çok beğendim. İyi transfer diyebilirim. Ama buradan yine söylüyorum. Hakemlere söylüyorum. Dünkü aynı. Ya arkadaşlar... Bir de ben bu kulüp taraftarlarına söylüyorum. Sosyal medyaya falan bakıyorum ya. Ya daha birinci maç. Evet ya. Hakemleri paramparça yaptınız. Ya bir bekleyin, acele etmeyin ya. Daha birinci maç ya. Yok yine başladı federasyon. Hadi işte şunu ne yapacaksın? Yok var hakemleri ne yapacaksın bunlar? Ya durun bakalım, bekleyin bir. Zaman verin. Hele kulüp başkanları. Hiç konuşmayacaksınız. Hiç kulüp başkanlarının bu federasyona falan... MHK'ye falan aynen öyle. Hiç söz söyleme falan aynen. Hakkınız yok. Bahaneyi falan aramayacaksınız hiç. Her sene federasyondan Fenerbahçe şikayetçi ya. Evet, bu sene bu federasyonu gönderdiniz. Hadi. Sevgili Ali Koç Başkan'ın o konuşmaların sayesinde o kongre üyeleri. Bak, Sayın o... Ali Koç çıkıyor bu arada Sinan abi konuşurken. Sinan abi konuşabilir. Sayın Ali Koç çıkıyormuş. Bir hemen sesi açalım. Ömer Kılıççetin peşinde şu anda. Devrim Zengi orada, bir sesi açalım. Beyaz TV ekranlarında, Beyaz Futbol ekranlarında 2024-25 sezonunda biz de sahaya indik. Sayın Başkan'ın arkasında Ömer Kılıççetin ve Devrim Zengi. Bir sesi açalım. Sinan abiye de bir başkan nefes aldı. Oğlum başkan nerede? Başkanı hala önde gidiyor. Ayak gidiyor, görüyoruz gidiyor. Alın başkan bak, dediniz. Bak aç sesi. Bravo Ömer. Önüne geçecek şimdi, evet. Bravo Ömer, öne geçti. Ferdi'yi bırakma başkan diyorlar Sinan abi. Sayın Ali Koç şu anda Beyaz Futbol'da. Sadece biziz değil mi? Evet, sadece Beyaz Futbol'da şu anda. Bir mikrofon uzatalım Sayın Başkan'a. Sayın Başkan aracına mı gidiyor? Heh, burada. Tekrar. Başkanım, herkes Ferdi'yi merak ediyormuş. Sen bence işine bak. Eyvah. Sen bence işine bak. Kim diyor onu? Ömer'e bizim. Sen bence işine bak dedi. Herkes Ferdi'yi merak ediyor dedi. Sayın Başkanım, Ömer'in işi gazetecilik. İşi o zaten. İşini yapıyor. İşi o zaten. Neyse. Bravo Ömer Kılıççetin. Aferin. Sesi al. Görüntü aksın. Şimdi söylemek bravo istedim. Bravo Ömer. Ertem, bravo. Aferin sana. Söylemek istedim. Kulüp başkanları. Kongreyi seyrettik değil mi? Federasyon evet. Kongresini. Bütün kulüp başkanları hemen ağırlıklı Mehmet Büyükekşi gitsin dediler değil mi? Hı hı. Bu şimdiki Hacı Osmanoğlu başkan yönetimine evet. Değil mi? Evet. Herkes oy verdi, kazandırdı. Yani sabahleyin baktığın zaman divan seçimlerinde kim öndeydi? Mehmet Büyükekşi tarafı değil mi? Evet. Sonra en başta sevgili... Rota döndü. En başta sevgili Ali Koç Başkan'ın konuşmaları hı hı. Değil mi? Evet. Buna tesir etti evet. En ağırlıklı. Sonra Beşiktaş attı falan filan. Onun için hakemlere falan biraz süre verin. VAR hakemlerine falan süre verin. Federasyona falan süre verin. İbrahim Hacı Osmanoğlu Başkan hata yapanı falan kimseyi falan affetmez. Hele hele bile bile hata yapanı falan kimseyi falan affetmez. Hiçbir kulübe de şirinlik falan yapmaz. Hiç kimseye de aynı öyle
şirin görüneyim, yakın görüneyim, uzak görüneyim falan yapma. Neyse onun kararını verir. Onun için kulüp başkanları mahane falan aramayın. Hakemler şöyle, federasyon şimdi böyleydi. Hayır, siz seçtiniz. Federasyona ve hakemlere de sonuna kadar sahip çıkın. Evet. Değil mi Ertemciğim? Evet Sinan abiciğim. O zaman karşı çıkacaktınız. Değil mi? Evet. Kurulumda karşı çıktınız. MHK başkanına karşı çıktınız. Bilmem ne. Çıkmadınız. Onun için de bu futbol federasyona ve MHK'ye, hakemlere destek verin. Sonuna kadar destekleyin. Sinan abiciğim, Ali Başkan teknesine bindi. Tekneye biniyor. Daha doğrusu teknesi mi bilmiyorum ama kendi teknesi mi? Tekneye biniyor. Sayın Başkan tekneye geçti. Sesi açabiliyorsak açalım. Teknesine biniyor ve evine doğru hareket edecek. Kalabalık, bayağı bir kalabalık. Şimdi Ali Koç Başkan mesela Fenerbahçe'nin bugünkü oyundan memnun mudur? Değildir tabii. Baksana gergin zaten. Yani 1-1 bitebilirdi maç. Değil mi? Evet. 1-1 bitebilirdi. Ama dediğim gibi zaman tanımak lazım. Fenerbahçe'ye de, Galatasaray'a da, Beşiktaş'a da herkese zaman tanımak lazım. Çünkü daha çok havalar çok sıcak. Ligin daha başı. Futbolcular tamamıyla istenilen fizik olarak iyi durumda, aynı durumda değil. Ve dolayısıyla daha 11'ler belirlenmedi. İdeal 11'ler belirlenmedi. Takımlar güçlenmedi. Takviyeler daha tamamıyla yerini almadı. Şu an Fenerbahçe'de bir tane takviye var. O da Maximim. O da farkını bugün gösterdi. Oynadı tempoyla. Ha, gol mü attırdı? Attı mı? Asist mi yaptı? Hayır. Ama oyun içindeki hareketleri, oyun içindeki driplingleri, yapmış olduğu hareketler iyi futbolcu olduğunu falan gösterdi. Şimdi burada Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi sahanın kenarı. Mourinho. Buradan özellikle MHK Başkanı'na söylüyorum. Sevgili MHK Başkanı, bu Mourinho ile ilgili ve genel olarak bütün antrenörlerle ilgili biraz daha yani toleranslı olalım. Yani ayağını uzattı, yok itiraz etti, tak kart. Dördüncü hakem diyor ki hocam kart göster, ihlal etti. Hocam kart göster. Başkan ihlal gidiyor Sinan abi. Nereye? Nereye gidiyor? Evine gidiyor işte. Ertem. Nereye gidiyor? Evine Sinan gidiyor başkan. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Sinan abi, arkadaşlarımdan gelen bilgi, evet, Kadıköy'den gelen bilgi, Ferdi Kadıoğlu konusunda kendisine bilgi veriliyormuş. Yani Ferdi konusunda bir veda mesajı olabiliyor. Ferdi tribünleri selamlamış. Hani bir ayrılık mesajı ya da son şimdi maçı olur kaç diyenler var. Ferdi'ye verirsin? Ben bildiğim bir şey söyleyeceğim. Hı. 35 milyon euroyu zaten herkes biliyor. 35 milyon euro. Brighton kulübü 35 milyon euro veriyor bonuslarla beraber. Hı. Ama Sayın Ali Koç 40 milyon euro diyor. Artı bildiğim bir şey söyleyeceğim yine. Özel bir haberdir bu. Menajeri diyor ki, Ferdi'nin menajeri, biz gideceğiz. Ne kadar olursa olsun gideceğiz diye. Bundan bir ay önce, iki ay önce Ali Koç çok sinirleniyor menajerine. Sor bana. Çok sinirleniyor. Sor bana. Ben müsaade edersem gidersiniz diyor ki, haklı Sayın Ali Koç şu burada. Sor da. Sen bana. Ben 40 milyon euro istiyor Fenerbahçe. Arada 5 ben milyon 30'a, euro kaldı Brighton 30'a için. Ben 30'a veririm. 30'a veririm. Güzel paketlerim. 35'e de vermiyor. Ben 30'a da veririm. Ferdi'ye veririm. Ha keşke 50 verseler de, ama şu da ortamda 30 çok iyi para. Şu ortamda 30 çok iyi para. Tamamıyla bütçeyi falan da düzeltir. Ben sana söyleyeyim, transferleri falan da bedavaya getirir. Ben sana söyleyeyim, Allah korusun. Biliyorsun daha önce verilmeyen oyuncular ne oldu? Sakatlıkları var, bilmem neler var, şunları bunları var. Evet. Ama Ferdi çok değerli. Benim gözümde 40, 50, 60, 100 belki. Ama 30 mu verdiler? Veririm arkadaş. Veririm. Sinan abinin sözü mü? Orta saha alacağız sözü her yere düşmüş. Böyle. Fenerbahçe 40 milyon eurodan aşağıya vermiyor. Bunu da tweet atalım, altyazı yapalım. 40 vallahi milyon eurodan aşağı vermiyor Brighton'a. Sevgili Ali Başkan, öyle bir para verdilerse benim tavsiyem veririm. Hiç bakmam. Yerinde doldurursun. Alırsın da. Oraya Osterwell'de Maximim. Bir tane de sağ tarafa aynı şekilde. Fenerbahçe futbol takımına iki tane oyuncu lazım. Kim? Bir orta saha. Bir tane sağ kanat. Bu ya Cengiz Ünder olur, yeni transfer gibi olur. Ama bir tane hızlı orta, çabuk orta saha lazım. Görüntü istiyorum arkadaşlar Kadıköy'den. Çabuk orta saha. Bir daha söyler misin Sinan abi? Fenerbahçe rejili futbol takımına, tamam, iki tane futbolcu. İki. Bunu ya İrfan Can'dan yaratırsın. Fenerbahçe sol tarafı halletmiş. Sol tarafı. Sen Maximen ve Tadic. Tadic. Osterwold'e de oynar orada. Ama Ferdi giderse sıkıntı olmayacak. Fark etmez Osterwold'e. Osterwold'e bravo. Osterwold'e sen Maximen de yapabilirsin. Bravo. Ama sağ taraf Osay'ı onun önü. Ya İrfan Can ya bir transfer ya Cengiz Ünder. Bunlardan. Yani aynı sağ taraf. Ama bir de orta saha. Fenerbahçe futbol takımına iki tane oyuncu lazım. İki tane orta saha. Yani bir tane orta sahaya bir de sağ kenar oyuncu lazım. Fenerbahçe takımı çok istekli, çok arzulu.
Evet, bu sene şampiyon olmak istiyor. Kenarda çok iddialı bir hocası var. Müthiş bir teknik direktör. Karizmatik, her şey. Ama yetmiyor. Kadroyu bir versene, Sinan abiye bir şey soracağım. Eski, yani eski marka, büyük marka olması yetmiyor. Çünkü Mourinho oynamıyor. Sağdakiler oynuyor. Dolayısıyla Mourinho'yu bu sene çok yıpratacaklar. Çok kızdıracaklar. İstediklerini yapamayacaklar. Çok sinirlenecek. Sinan abi, tekniği, taktiği, formasyonu, her şeyi sana soruyorum. Sor. Biliyorsun. Ya Fenerbahçe, ben Fenerbahçe teknik direktörü olsam, lütfen hadsizlik olarak algılama ne olursun Sinan abi, hele hele sizlerin karşısında. Yani Mourinho da kusura bakmasın, hocalar da kusura bakmasın. Ben Fenerbahçe teknik direktörü olsam, 50 bin taraftarımın önünde, Adana Demirspor kulübünü kesinlikle küçümsemiyorum ama Anadolu takımlarına karşı 6-8 oynatmam, 4-1-4-1 oynatırım Sinan abi. Ya da ne bileyim 2-8, sen demin çok güzel bir şey söyledin. Jimanski ve İrfan Can Kahveci 2-8 oynatırım. Dikkat ediyorsan. Şimdi yani Fenerbahçe 4-1-4-1 oynayamaz mı? Mourinho garantici bir adamdır. Hatırlarsın, kamyonu çekerdi. Aynen öyle. Otobüsü, Mourinho, kamyonu, treni. Bugün var mıydı pozisyonu şeyin? Adana Demirspor. Bir tane sol taraftan bir vurdu. Tane, bir tane. Araya pas attı, evet, soldan, evet, vurdu, evet, değil mi? Evet. Onun dışında cihazasına bile sokmadılar, dikkat edersen. Evet. O Yusuf Sarılar, Musuf Sarılar. Düşün, o şey gibi adam geçerdi değil mi? Tespih edilir. Tabii ya, tabii. Kımıldatmadılar. Mourinho'nun taktiği, sistemi vardır. Mourinho önce rakibi kitler. İyi analiz eder, kapatır. Bir tane risk sıkıştırır. Almaz. Ama bugün risk alsaydı Mourinho, belki 3 tane atardı ama 2 tane de yiyebilirdi mesela. Mourinho garantici bir antrenör. Ve bana göre de doğrusunu yapıyor. Doğrusunu yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla dolayısıyla yani Mourinho'nun daha ideal 11'ini kurmadığını düşünüyorum. Mourinho sol tarafı çözmüş Ertem. Bak, sol tarafı çözmüş. Ferdi gitti mi? Osterwelde. Çek arka tarafa. Çağlar, Cicu yap. Bekao yap, Cicu yap. Her türlü orayı çözersin. Osterwelde Maxim yaparsın. Sağ, hı hı, taraf. Osayi, İrfan mı, Oğuz Aydın mı, Cengiz Ünder mi veya bir transfer mi? Ama Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı İsmail, Tadic, Szymański. Evet. Üçü de çok agresif oyuncu değil. Tadic de Szymański yumuşak oyuncu. Üçünden bu takımda ikisi oynar Ertem. Bence de. Hatta Fred gelirse üçünden biri oynar. Alacağı orta sahayla. Fred, Szymański ikisi birden olmaz mı? Bir orta saha gelirse Szymański'yi o zaman öne koyacaksın. Hı hı. Mesela öne koyacaksın. Yani 10 numara pozisyonunu alacaksın Szymański'yi. Tamamıyla sistemi değiştireceksin orta sahayı. Onun için burada İsmail, bak çok basit anlatalım. İnsanların kafasını karıştırmayalım. Evet. İsmail, Tadic, Szymański, Fred. Tamam. Bir de yabancı orta saha geldi. 5 değil mi? Hı hı. Bu 5'inden ikisi oynar. Gelecek olan transfer oynar, Fred oynar. Szymański'yi öne kaydırırsın. Ya bak, bu Fenerbahçe takımında sevgili Mourinho. Bak arkadaş, Tadic ile Szymański ikisi aynı anda oynamaz. Hele İsmail yüksek olursa yine oynamaz. Üçü. Bir de İrfan Can'ı koyarsan yine oynamaz. 4 yavaş, temposuz oyuncu. Yani temposuz derken normal tempoda 12 kilometre falan koşabilir. Bana hızlı, çabuk oyuncu lazım. Fenerbahçe takımının en büyük sıkıntısı bu. Fenerbahçe takımı yavaş oynuyor. Ferdi ondan giderse dolayı ne olacak? Ferdi giderse Osterwolde ile falan yerini doldurur. Ama Ferdi'nin biliyorsun Sinan abi, bak, soldan aynı Caner gibi, Gökhan Gönül gibi abi, böyle içeri kat edişleri falan Maximin var böyle. Maximin var orada, çözer. Sinan abi, bu ayrılık görüntüsü İrfan sence? İrfan Can'ı da orada oynatabilir, olabilir. Yo, belki seyirciler çağırdı. İrfan Can'ı bilemiyorum. İrfan Can'ı oraya monte edebilir. Onu da yapabilir. Ya Fenerbahçe bu duygusal müzik hazırlayın arkadaşlar. Çok acil. Ertemciğim, şöyle anlatayım sana. Bir evlat var. Baba var. 5 tane oğlu var. Tamam mı abiciğim? 5 tane oğlu da, anladın mı? Hepsi aynı tempoda bunların. Hepsi sol ayaklı, veya anlatabileceğim sana öyle anlatayım. Hepsi sol ayaklı. Ama hepsini oynatmak istiyor. Hangisini oynatır? Hepsini oynatıyor. Ama ya baba diyorlar, hepsi sol ayaklı. Ama ben onları çok seviyorum diyor. Oynatmak zorundayım diyor. Bunu da böyle düşün. Tadic de çok seviyor. Szymański de çok seviyor. İsmail de çok seviyor. Fred de çok seviyor. Bir yabancı da alacaksın. İrfan Can da var. Hep sol ayaklı ve yavaş. İşte Fenerbahçe futbol takımının tempolu, biraz agresif takım, Lille gibi mesela, zorluyor. Zorladı.
Biz Fenerbahçe'nin düşmanı tabii falan değiliz. Buradan yönlendiriyoruz. Doğru söylemeye çalışıyoruz. Mourinho bizden iyi biliyor olabilir. Burada bu bizim fikrimiz. Tabii canım herhalde. Bunu görüyoruz. Yani. Bugün Adnan Demirspor takımı Fenerbahçe'nin 10'da 1. 20'de 1 bütçesi Ertem. 20'de 1 bütçesi. Değil mi? 1-0 yeniyorsun. Belki 1-1 bile bitebilirdi. Soldan giden çocuk vursa pat çatal da geçmiş olsun. Neyden rahatsız Galatasaraylılarla Beşiktaşlılar? Mourinho'nun neyinden rahatsız hakem? Bir fotoğraf var. Galatasaraylılar ve Beşiktaşlar yazıyormuş. Lütfen Sinan Engin bu fotoğrafı yorumlayabilir mi? Öyle mi? Hangisi? Getirelim ekrana. Ben bir şey göremedim bu fotoğrafta, bilmiyorum. Ne var ki? Maç içerisinde. Mourinho bunu Premier Lig'de, Serie A'da. Ya yapma ya. Her yerde yaptı bunda bir bunu. Şey yok ya. Bunda bir şey Şampiyonlar yok. Liginde. Bunları çok göreceğiz daha. Ne yapsın şimdi? Atilla Karaoğlan kabalık mı yapsın? Çek elini falan mı desin ya? Ne böyle şey olabilir mi ya? Böyle ilkel düşülmeyelim ya. Ne yaptı? Mourinho hakemi bağladı. Arkadaşlar, daha çok erken hakemlerle ilgili konuşuyoruz. Buralardan bir şeyler çıkarmaya çalışmayalım ya. Daha çok erken ya. Bugün Atilla Karaoğlan da aslan gibi falan yönetti. Fenerbahçe'nin pozisyonu penaltı değil. Hani eline çarptı. Vücudundan geliyor. Vücuduna çarpıp eline çarptığı için veremez. Vücudundan geldiği için. Ama direkt eline çarpsaydı penaltıydı. Vücudundan geldi. İzah ediyor zaten orada. Aslan gibi de maç yönetti. İşte taviz vermiyor. Bakın bu sene hakemler falan taviz vermez. Göreceksiniz. Çünkü kuvvetli bir federasyon başkanı var arkalarında. Vermez. Onun için bunlarda falan bir şey yok bu görüntülerde. Sinan abi özür dilerim. Sayın Murat Sancak. Konuşuyor mu? Canlı yayındaymış. Evet, Devrim Zengi'nin yanında. Sayın Başkan'a selamlar Devrim Zengi. Hayırlı sezonlar. Bir sesi verelim. Güzel bir suyla selamlar var Sayın Sinan Engin. Ertem Şener'e selamlarım var. Hayırlı uğurlu olsun diyorlar yeni sezon. Güzel bir maç oldu. Neler söyleyeceksiniz? İlk ses gelmiyor. Ses. Öncelikle Sinan abi, Ertan abi çok selamlar. Kendinize iyi bakın, iyi yayınlar diliyorum. Sinan abi de bir yere de gitmemişsin bu arada ha. Güzel. Sinan abi güzel abi. Sinan Beyaz Futbol'la özdeşleşmişler. Bir yere gideceğini zannetmiyordum ben zaten ama. Buradan abi selamlar olsun. Sağ olun başkanım. Valla nemin bu kadar yüksek oldu. Tabii biz Bolu'dan geldik. Takım Bolu'dan geldi. Bu kadar nemli olacağını, bu kadar sıcak olacağını tahmin etmiyorduk. Ama güzel bir maç seyrettik. Yani beraber de bulabilirdik. Hatta galip de gelebilirdik. Biraz tabii gençlere ağırlık verdiğimiz için de biraz tecrübelenmesi gerekiyor işte. Nabi'nin soldan attığı gol olabilirdi. İşte bizim Yusuf Barasi'nin gol olabilirdi. Biraz da tecrübesizlik de var. Oynadık. Şu takım daha iyi olacak. Gençlerden kurulu bir takım. Yani düşünün. Aslında bugün sol bekte oynayacak onun Arda Kurtolan. Arda Kurtolan Fenerbahçe'den aldığımız bir oyuncuydu. Normalde sol açık oynar ya da sağ açık oynar. Ama sol bekimiz sol sağ bek oynatacaktık bugün. Ya da sol bek oynatacaktık. Yani her oyuncu her yerde oynatabilme kabiliyeti de var. Bu hocayı da zaten onun için aldım. Yani Ajax tarzı bir takım yaratmak. Gençlerden oluşan geçmiş Ajax'ı tabii. Hoca da hırslı. Yani bu 40-45 günde kampta da yardımcı hocalardan, sportif direktörlerden aldığım bilgiler göre ya muhteşem bir hoca. İnşallah böyle devam eder. Ya bu takım çok can yakacak, onu söyleyeyim. Pozisyon var mıydı? Yani belki Mişu'nun bir ayına verilen bir darbe var. Orada belki direkt kırmızı kart da olabilir ama tabii. Osayi'nin pozisyonu değil mi başkanım? Mişu'ya yapılan bir pozisyon var yani basında söylüyor ama tabii hoca var. Demek ki öyle değerlendirmişler. Güzel maçtı ama Fenerbahçe bugün çıktığı kadroyla biz Adana Demirspor'u bu haliyle yakaladık. 4-1-4 istemeli 7 atakla biz bunları 6-7 tane atarız diye düşündüler. Ama son dakikalarda biraz daha dikkatli olmaya çalıştılar. Aynen öyle. Mourinho'nun da hareketlerini gördünüz yani. Dört çizgiyi bozmayın diye gördük yani. Peki başkanım, 15 yaşında bir kaleci. Bugün kaledeydi. Çok gerçekten takdire şayan bir durum. Kötü de oynamadı, güzel de oynadı. Bunun için ne diyorsunuz? Bir defa hocayı tebrik ediyorum. Ben aslında Vedat'ı oynatacağını zannediyordum ama hoca karar verdi, onu oynattı. Hatta iki sezondur bizim son maçlarımız hep Başakşehir'le oluyor. Onlara da geçmiş kaleciler var. Hatta dün Başakşehir'in akademi açılışı vardı. Oraya gittik. Kaleciyi gördüm, alnından ile öptüm. Bu gençlere fırsat vermek lazım. Bu gençlere fırsat vermeden pahalı pahalı oyuncular almak kolay. Alırsın, getirirsin. Bütçelerini de aşarsın. Ama kendi çocuklarımıza da bu fırsatları vermemiz gerekiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Eğer
Badu, Belhanda, Stambori bunlar gitmemiş olsaydı bugün Master'ı seyredemeyecektik. Bugün bir şey seyredemeyecektik yani. Hı hı. Böyle oyuncular bunlar. Şimdi Ali Yavuz Kol var mesela. Daha geliyor o da. Salih Kavradı Trabzon'dan aldığımız bir oyuncu var. O daha da hazır değil, o da gelecek. Arda Kurtaran var, o gelecek. Brayton bugün sağ bekte oynattı. Brayton Lyon'dan aldığımız oyuncu. Normalde sol açık ve santrafor oynuyor. Yani bu oyuncular kendilerini buldukça bu takım çok can yakacak. Herkes buna hazır olsun yani. Peki başkanım, siz hakemlerden çok şikayet ettiniz, federasyondan. Yeni bir federasyon. Beklentileriniz nedir? Beklentilerinizi karşılayacak mı? Ümitli misiniz? Valla bir defa şunu söyleyeyim. Bir defa gidene uğurlar olsun. Benim abimdir Mehmet abi ama ona uğurlar olsun. Yeni geleni de bu fırsatı tanımamız lazım. Ha bu arada orta içeriden dışarıdan müdahaleler olacak, karıştıracak olanlar olacak. Bazı başlarda belki onları zor duruma sokacak olanlar olacak. Buradan da MHK Başkanı ve Federasyon Başkanı da sesleniyorum. Bu konuda da uyanık olsunlar, dikkat etsinler. Olacak bunlar. Ama ben başkana söz verdim. Hakemlere de destek vereceğim. En azından bunlara sahip çıkmamız lazım. Geçen sene bizim aklımızla oynadılar. Yabancı hakem getirdiler diye kendi ülkelerinde dışlanmış hakemleri getirdik buraya yani. Böyle saçma şey olur mu kardeşim? Öyle getireceğimize 5 yıl üniversitesinden 50 tane çocuk alalım, 3 ay eğitimi alalım. Onları verelim, onlara güvenelim, onlar yürüsün kardeşim. Öyle şey mi olur yani? Tabii yani bu dönemde biraz ortalık kaçtıracaklar çıkacak. Eskiyi arayanlar da olacak. Çok dikkatli olmamız lazım. Onun için bu federasyona destek vereceğiz. Vereceğiz. O günde geçen bir kurullarla kulüpler birliği bir toplantı yaptık. Tabii herkes kendini tanıttı, anlattı. Herkes adalet, adalet diyor ama adalet tek taraflı olmaz. Adalet bana mı sana mı? Ben şunu söyledim ona. Adaletim adaleti bırakın dedim. Siz çocuklarınıza ve torunlarınıza onur ve şeref bırakın. Bunu bıraktığınız zaten herkes için adaleti tanımış olursun. Bu zamanı da vereceğiz. Vereceğiz. Yani İbrahim Başkan vallahi benim tarzımda bir adam. Korkak değil. Herkesle mücadele edebilir. Böyle bir adama ihtiyaç var. O da gerçi eski başkan değil. O da daha ılımlı, daha toparlayıcı, daha kucaklayıcı davranıyor. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ali Başkan da gayet iyi de anlaşıyorlar. Kulüplerde adam söylüyor zaten. Kapımız açık. Randevu almanız gerekmiyor. Ama buradan Mehmet abinin kulakları çınlasın. Ben ona bir mektup yazdım. Mektuba cevap vermek bir gereği bile duymadı. Niye? Çünkü dört büyük kulübün başkanıydı yani. En azından öyle görüyordum ben yani. Kusura bakmasın, bir kulüp başkanı sana, bir Avrupa'ya gitmiş bir takımın başkanı sana mektup gönderiyorsa, hatta o mektupta iyi dilekler var yani. Tespit ettiğimiz şeyler var, bunları anlatıyorum yani. Ya sen benim abimsin ya, insan bir ara. Muratçım aldım, teşekkür ediyorum. Bu noktada dikkat edeceğiz diyebilirsin yani. Hala alan yok kardeşim. Peki başkanım, çok teşekkür ediyorum. Onun için bu fırsatı verelim federasyona. Peki, çok sağ olun. Hayırlı akşamlar, selamlar. Saygı. Görüşmek üzere. Sağ olun başkanım, çok sağ olun. Evet. Sayın Murat Sancak'a çok teşekkür ederiz. Sayın Murat Sancak, Adana Demirspor Kulüp Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, MHK ve TFF Başkanı'nı uyarıyorum. İçeriden onları zor duruma düşürmeye çalışanlar olacak dedi. Yine manşeti verdi Sayın Murat Sancak. Ve bir şeyler oluyor demek ki. Abi, Sinan abicim. Bir şey söyleyeceğim sana. Çok güzel bir şey söylüyor. Hep beraber bu hakemlere ve federasyona destek verilsin ki, desteklensin ki artık yine 3 ay sonra 2 ay sonra kavgalar başlamasın. Hı hı. Yani herkes baksın, herkes aman benim fayda, aman bana fayda sağlıyor, ben konuşmayayım işte, bana işte benim işler kötü gidiyor, ben sallayayım federasyon şöyle. Her sene federasyon kötü, MHK kötü, federasyonlar kötü, MHK kötü. Hiç kulüpler kendilerinde mazeret aramıyor. Transferleri geç yaptık, takımlar iyi değil, takımlar iyi çalışmamış, antrenörler yeterli değil, hiç kimse bunlara bakmıyor. Hayır. Bu sene de farklı. Bak ne güzel konuşmuş Murat Sancak. Hakemlerimize destek verelim. Biraz Mourinho ile orada tokalaşmış. Bir şey arıyoruz altında. Aramayın ya. Ne olacak ya? Ya bu Mourinho, o fotoğrafı bir daha göstersenize. Mourinho gibi bir adam Türkiye'ye gelmiş. Helal olsun Fenerbahçe kulübüne. Fenerbahçe kulübü Mourinho'yu yani bu ülke... Galatasaraylılar diyormuş ki Sinan abi, Okan Buruk'la hiç hakemler böyle olmadı, Mourinho'nun ayrıcalığı ne? Şimdi bir şey söyleyeceğim bir sana. Bir şey yok bu fotoğrafta Okan Buruk, ya. Okan Buruk ayrı bir şey. Bu adam bizim ülkemize şu an misafir. Anladın mı? Ve dünyanın yani, en iyi teknik direktörlerinden biri. Dünya markası bir adam. Dünya markası bir adam. Yani orada bir karşılıklı bir şey söylemişlerdi birilerine. Okan Buruk uzattı da elini. Hayır mı dediler? Mesela. Veya bizim Van Brokros
uzattı, hayır mı dedi birisi. Yani yok. Bunlar da bir şey aranmasın. Bunlar önemli şeyler değil. Fatih Terim de bir Yaşar Kemal Uğurlu'ydu galiba. Ya bakın bunlar Ertemciğim, bunlar önemli şeyler değil. Bunlar olur yani böyle şeyler. Bunlar da bir şey aramayalım. Bunlar güzel. Herkes destek versin. Herkes destek versin. Yine başlamasın kavgalar. Çıkacak orada kulüp başkanları, hakemler böyle, federasyon şöyle, bunların böyle falandı filandı. Bilmem ne, karıştırmasınlar, bozmasınlar yine futbolu. Evet. Yakalasın, herkes destek olsun ki, anladın mı? Herkes bu geminin içinde. Herkes destek olacak ki kulüp başkanları ve yöneticiler. Özellikle bu sosyal medya var, çok kirli bir sosyal medya. Burada ağır eleştiriler var. Herkes destek olsun ve dolayısıyla el birliğiyle güzel bir lig, güzel bir futbol seyredelim burada. Evet. Reklama gitmeden önce ama ben Fenerbahçe'yi reklamdan sonra. Geçen seneden daha iyi bulmadım. Onu uzatacağız. Ama bugün itibariyle Ertemciğim, bugün itibariyle. Ama Fenerbahçe dediğim gibi, bak yine özetliyorum. Sevgili Ali Başkan o gün dedi, bir tane orta saha Ertuğrul'u alacağız dedi. Almalı. Sayıyorum. Fenerbahçe'nin elindeki orta sahaların hepsi, Ertemciğim sana demin örnek verdim. Çok seviyorum evlatlarım, hepsini oynatmak istiyorum. Hepsi sol ayaklı. Olmaz. Bir takımda dört tane sol ayaklı olmaz. Evet. Burada böyle aynı. Bakıyorsun Fred aynı. Tadiç aynı. Smaski aynı. İrfan Can aynı. Hepsi sol ayak ve yavaş. Evet. Bunlar, bu takımın hızlanması lazım orta sahanın. Bir Maksimim geldi, takımı değiştirdi. Ya İrfan, ne o, ya İrfan Can'ı, ya Cengiz'i. Ya Cengiz yeni transfermiş gibi gelecek, zımba gibi eski temposunu yakalayacak, ya da oraya bir oyuncu. Fenerbahçe en az bir veya iki tane oyuncu bu o kadrosuna katmak zorunda. Evet. Çünkü istek, arzu Fenerbahçe'de müthiş. Sayın Ali Koç, size saygımız sonsuz, sizi çok seviyoruz biliyorsunuz. Dursun Özbek, Sayın Dursun Özbek, sizi çok seviyoruz ama biraz erken başladınız galiba. Geçen hafta kameraman Buğra arkadaşımıza, kardeşimize, Dursun Başkan'ın şoförünün ne yaptığını gördük. O sadece bir televizyonun, bir programın sorunu değil, hepimizin sorunu. Buğra da bizim evladımız, kardeşimiz hala. Her ne kadar burada olmasa da. İkincisi Sayın Ali Koç, biraz erken başladınız. Ömer Kılıççetin size mikrofon uzatıyor, soru soruyor. Sen işine bak diyorsunuz. Ömer'in işi gazetecilik. Haber yapmak, evet, televizyonculuk. Gergin erken başlamayın. Biz de gerginiz, siz de gerginsiniz. Ertem, gerginlikler erken başlamasın. Nasıl gelirseniz öyle geliriz Sayın Başkan. Bilginiz olsun. Şimdi haberiniz bir şey söyleyeceğim. Olsun. Şimdi o an gergin olabilir. Oyun kötüydü. 1-0 kazanmış Sinan abi. Ömer Kılıççetin. Oynanan futbol çok keyif verici değil. Çok garanti bir oyun değil. Şimdi Adana Demirspor takımına bakıyorsun. 15 yaşında bir kaleci var. Takım genç bir takım kurulmuş. Tamam. Yani ilk defa. Anladın mı? Şunu yani soracağım Sinan abi. Onun bir keyifsizliği olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Bir kameraman arkadaş düşün. 25-30 bin lira maaş alıyor. 25-30 bin lira maaş alıyor. Kamerayla geri geri giderken düşer mi? Denize düşecek çocuk neredeyse. Herkesin merak ettiği bir soruyu soruyor. Diyor ki Ferdi Kadıoğlu, stat yıkılıyor. Herkes soruyor. Ferdi gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu soruda sen işine bak diyemezsiniz Sayın Başkan. Bizim işimiz bu. Sizin işiniz cevaplamak. Teşekkür ederiz. Sinan abiciğim var mı eklemek istediğin? Reklamdan sonra Fenerbahçe'yi soracağım Beşiktaş size. Var. Bak Beşiktaş geliyor ya. Gümbür gümbür. Beşiktaş geliyor Ertem. Evet. Gümbür gümbür. Evet. 5 dakikada Beşiktaş. Değil mi? Aynen öyle. 5 dakikada Beşiktaş. Nerede? Olimpiyatta. Hadi biz işimize bakalım. İşimizi yapalım. 5 dakikada Beşiktaş. Hadi. Sinan abicim tekrar devam ediyoruz. Evet. Fenerbahçe 1-0 kazandı. Tabii herkes skoru daha farklı da bekleyebiliyor ama Sinan Engin çok güzel bir şey söyledi Sinan abi. Yani İngiltere'de, Portekiz'de, hadi ilk zamanlarını geçtim ama ve İtalya Serie A'da garantici oynayan bir teknik direktör, Fenerbahçe'nin kazanmasını isteyen bir teknik direktör. Tabii siz de aynı fikirdeydiniz. Ben de katıldım size. Hani diyoruz ya kötü 3-4 maçtır bugün de dahil diye. Şimdi diyorlar ki ne bekliyorsunuz ki Sinan abi, Ertem abi ben işte. Ben hep söylüyoruz, hayır, ligin 6. haftasına, 5. 6. haftasına kadar futbolcular fizik olarak istenilen seviyeye ancak o dönemde gelirler. Hı hı. Şu an hiçbirisi yani istenilen seviyede değildir. 60-70'tedir yani. Aha. Fizik olarak zaman, evet, var ve psikolojik olarak hep böyledir bu. Ligin 4. 5. haftasından sonra futbolcu tamamıyla zımba gibi duruma gelir. Dolayısıyla buradaki en büyük etken, yani bir de ideal 11'ini daha takımlar daha netleştiremedi. Şimdi bu Mourinho'nun ideal 11'i değil bu takım bugün. Değil. Hayır. Bu takımda da 3-4 tane oyuncu yerde değişecek burada bu takımda. Yani onun için yani daha Mourinho'ya zaman vermek lazım, süre vermek lazım. Mourinho'ya, Fenerbahçe takımı şu an İsmail Kartal döneminden farklı mı oynuyor? Hayır. İsmail Kartal döneminden farklı bir oyun yok şu an. Ama olabilir mi? Olabilir. O potansiyel var mı? Var.
maksim olsun. Alınacak olan işte Ali Başkan'ın söylemiş olduğu bir orta saha alacağını o zaman yani kamuoyu da biliyordu bunu. Bu tamamıyla bu bilmece değil, bulmaca değil. Çok gizli bir haber de değil. Yani Fenerbahçe'nin bir orta saha alacağını herkes biliyor. Yani tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu Fenerbahçe'yi daha çok değiştirebilir çevresini, oyun kalitesini de arttırabilir. Ama Fenerbahçe takımında bugün istek vardı, arzu vardı. En azından kazanmayı bildi, 3 puan aldı. Hakem şaibesi yok. Yani hakem ne kazandı bilmem ne. Şimdi dünkü tabii maça bakıyorsun, Galatasaray işte hakem penaltı mıydı, offside miydi, şu mu var. Ama bugünkü maça bakıyorsun. Birkaç pozisyon var, arkadaşlar hazırladı onları. Buradan bugünkü maça. Evet evet o. Fenerbahçe lehine, yani Fenerbahçe'nin lehine ben bir pozisyon görmedim. Osterwold'e atılmalı mıydı? Sarı. Yok değil. Çok tartışıldı. Evet, kırmızı diyorlar. Bana göre sarı. Hatta bak görüntü de oradaydı bana şu anda. Bana göre sarı. Gördüm ben pozisyonu. Ben de sarı kart gördüm. Yani bana göre sarı, ben vermem. Şu pozisyon sen vermem abi. Sarı. Sarı. Siz de lütfen beyaz futbol etiketini yazarsanız. Aşağıdan kayarak topa gitmeye çalışıyor. Tamamıyla ayağı değil topa gitmeye çalışıyor. Futbolcu topu kaçırıyor. Dolayısıyla ben buna yani sarı karttan fazla bir şey verilmez buna. Yani sarı. Onun için yani ben bugünkü hakeme baktığım zaman Fenerbahçe'nin ve Adana Demirspor aleyhine ve lehine maçın sonucunu etkileyecek hatalar yapmadı. Neyine? Çok özür dilerim Senen abicim. Şu ayak okla gösterilen yerden dolayı kırmızı kart olabilir diyenler de varmış. Şiddeti çok ben fazla değil. Ben de sarı değil kart diyorum. Topa. Topa var. Topu kaçırıyor futbolcu. Yukarıya değil. Ayak yerde. Dikkat et bak Ertan. Evet. Ayak çimende. Evet. Öyle görüyorum yanılmıyorsam. Ben de öyle görüyorum. Çimende. Ben buna kırmızı falan vermem. Gravion ceza sahası içerisinde yere düştü. Vücudundan eline geldiği için penaltı olmaz. Vücudundan eline değdiği için penaltı şu olmaz. Ama direkt eline değseydi penaltıydı. Vücuta değmeseydi. Direkt olsa penaltı. Ben Atilla Karaoğlan'ı bugün seyrettim. Harika maç yönetti bana. 10 üzerinden kaç sinen abi? 10 üzerinden 8.5 alır. Bana göre 8.5 alır. Yani 8.5 da iyi bir nottur. Tamamıyla. Ha dünkü hakeme baktığın zaman dünkü hakemde sıkıntı var Galatasaray maçındaki hakemde de. Aynen, Turgut sıkıntı. Doman. Onda dünkü da sıkıntı var. Şimdi ben Icardi'nin pozisyonuna penaltı vermem. Herkes penaltı diyor. Hı-hı. Ben o pozisyonuna penaltı vermem. Çünkü çok şiddetli darbe değil. Yani penaltıya sebebiyet verecek bir darbe değil. Ama bazı futbolcular vardır ki futbolda biz futbolcular bu kuralı çok iyi biliriz. Penaltıyı aldı. Bak penaltı gibi penaltı demek vardır. Bir de penaltıyı futbolcu aldı demek vardır. Icardi penaltıyı aldı. Bravo, mükemmel bir yorum. Penaltıyı aldı. Bu hem onu. Offside'miş Batshuayi'nin pozisyonu bilmem ne falan filan bunu vardır bilmem ne onlar bakarlar. Pozisyonu ince şey falan olabilir offside. Ama dünkü maçta hakemle ilgili sıkıntı var ama bugünkü maçta hakemle ilgili aleyhte ve lehte sıkıntı yok. Yine söylüyorum. Hakemlere destek olunsun, sahip çıkılsın. Kardeşim hep aynı hakemler, federasyonlar gidiyor, MHK'ler gidiyor. Yine aynı hakemler. Yine aynı hatalar oluyor. Kulüp başkanları devamlı hakemlere saldırıyorlar. Federasyona saldırıyorlar. Ya bu sefer de saldırmayın bakalım ya. Bu sefer de destekleyin. Yapıcı olun ya hakemlere. Yapıcı olun bakalım ne olacak. Bir de değişik denesin kulüp başkanları Ertem. Aynen öyle. Bir de değişik yapın. Ama bu sene Türkiye Ligi çok kıran kırana ve Ertem. Hı hı. Çok sert geçecek. Yani Türkiye Ligi bu sene Yusuf Dikeç gibi olacak Ertem. Yusuf Dikeç. Havalı silah. Vay 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 Sinan abi. Bu sene Türkiye Ligi işte böyle olacak. Hemen fotoğrafı verin arkadaşlar. Türkiye Ligi bu sene Yusuf Dikeç gibi olacak. Namlunun ucunda her şey. Çok dikkatli olun. Lig namlunun ucunda. Çok sert. Bakın çok sert demeçlerden kaçınalım. Bazıların ekmeğine yağ sürmeyin. Bütün kulüp başkanları bu futbol eski futbol federasyonu gitsin Süper diye. Süper Lig bu sene namlunun ucunda. Ben birkaç başkanla falan daha önce konuştuğumda dediler ki işte şu başkan olacakmış dedim bu olacakmış. Ya bu başkan gitsin kim olursa olsun denildi bazıları. Dolayısıyla işte kendi kurduğunuz, kendi istediğiniz büyük kulüpler, kendi istediğiniz kulüpler federasyonunuza sahip çıkın, MHK'nize sahip çıkın. Hakemlere. Zaten çok anormal, kötü niyetli bir hata yaparlarsa zaten öyle bir federasyon başkanı var ki affetmez. Anladın mı? Sinan abi. Bugün
Sinan abi soruyu soruyorum. Hı. Ama aynı hareketi yaparsan. Çok önemli bir soru geliyor. Evet. Hangi takımın eli cebinde şu anda? Şu an hangi takımın eli cebinde gibi duruyor. Sosyal medyadan baktığım gibi. Galatasaray'ın eli cebinde gibi. Ama bu sene Türkiye Ligi çok sert geçecek Ertem. Göreceksin. İki resim arasındaki farkı bulunuz lütfen. Onun eli cebinde. Sen oturuyorsun çocuk o ayakta. Çocuk ne güzel. Cool'du bak takılıyor Yusuf. Gümüş aldı değil mi? Gümüş. Gümüş aldı. Bayağı madalya aldık ama. Sinan abi altın madalyadan daha değerli bir şey bayağı yaptı. Bayağı madalya aldık biz ama. Tebrik ediyorum. Bugün Taha Akgül ama aslan gibi Taha bir bronz madalya kazandı. Şey dünya altın kazanmadın ya. Taha'cığım. Bayağı aldık. Arkadaşlar. Taha'yı çok seviyoruz. Bu hakemlere sahip çıkın. Bu MHK'ye, bu federasyona sahip çıkın. Güzel bir lig olsun. Yoksa Yusuf Dikeç Liki olur. Sinan yapmayın. Abi Alper Yemenicilerden mesaj var. Bizim Alper'den. Fenerbahçe medya sorumlusu. Sevgili seyirciler müziği de değişelim. Ne diyor? Ferdi Kadıoğlu ile ilgili son dakika Ferdi'yi de ekrana verelim. Son dakika Alper Yemeniciler Fenerbahçe medya sorumlusundan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir bilgi var. Özellikle Ali Başkan'la Ömer Kılıççetin arasında yaşanan o diyalogdan sonra Fenerbahçeli bazı yöneticiler programı seyrediyorlar. Ferdi Kadıoğlu ile ilgili olarak bir açıklama yapılmasını istiyorlar. Beyaz Futbol yine daha ilk günden gündeme damga vurdu. İlk soruyu kameraman arkadaşımız Ömer Kılıççetin sordu. Başkan dedi ki işinize bakın dedi. Biz de teşekkür ediyoruz işimize bakıyoruz. Medya sorumlusu Alper Yemeniciler de bir açıklama yazmış. Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu ile ilgili veda etti şeklinde yorumlar doğru değildir. Taraftarlarımızın sevgisine onları selamlayarak karşılık vermiştir. Normal bir maç sonu el sallamasından ibaret durum. Tekrar ediyorum. Fenerbahçe medya sorumlusu Alper Yemeniciler. Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu ile ilgili veda etti şeklinde yorumlar doğru değildir. Taraftarlarımızın sevgisine onları selamlayarak karşılık vermiştir. Normal bir maç sonu el sallamasından ibaret durum demiş medya sorumlusu Alper, eski meslektaşımız medya sorumlusu. Ali Kum kardeşime buradan çok sevgiler selamlar. Trabzonsporlu ona da kocaman sevgiler. Evet sevgili seyirciler şimdi peki. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları var. Grafikler var. Ekrana getireceğiz şimdi. Basın toplantısına Sinan abi. Basın toplantısına daha yeni giriyor. Yeni girdi. Ve biliyorsunuz yayın basın toplantısını yaptıktan 75 dakika sonra alabiliyoruz. Açıklayabiliyoruz. Yani bugün özel bir verebilirim. Maçları yok. Bir 21-45 maçlarında hep böyle sıkıntı var. Ama ben şunu söyleyeyim. Mourinho'nun açıklamaları. Ben Ferdi Kadıoğlu'nun Sinan abi Ferdi'den önce herkesin sorduğu bir soru var sana. Jetson Fernandes olayını hani açmıştınız ya yayının başında. Hı. Sinan abiye sorar mısınız? Jetson Fernandes Fenerbahçe'de olsaydı şu anda durum ne olurdu? %30 bundan daha iyi olur. Jetson Fernandes Beşiktaş'taki Jetson Fernandes bu şu Fenerbahçe'nin orta sahasına dinamizmi getirir, çabukluk getirir, agresiflik getirir, top çalma, dribling, her türlü oyun içinde bütün aksiyonlar, orta sahadaki bütün aksiyonların hepsinde başrolde oynar Gerson. Ben belki Gerson'u fazla beğendiğim için. Galatasaray'da aynı Torreira gibi yani. Torreira dediğin zaman takım yani. Öyle duruyor. Onun için ama Fenerbahçe takımında bak şöyle söyleyeceğim. Tadiç değerli oyuncu. Szymański değerli oyuncu. İsmail değerli oyuncu. Hı hı. Fred değerli oyuncu. Ama bunların hepsi Ertem yumuşak oyuncular. Aynı tip oyuncular. Bak adam Van Brokers oynatmıyor Muçi'yi. Evet. Oynatmıyor. Ama siz geçen sene söylediniz. Rafael Silva var. Rafa Silva inanılmaz. İşte şey aynı tip oynatmıyor arkadaş. Onu da oynatabilir. Oynatmıyor mesela. Burada da Tadic Szymański karar verecek sevgili Mourinho. Zamanla göreceksin Ertem. Evet. Bak geçen sene ne diyordum ben sevgili İsmail Kartal'a? Tadic sol kenarda oynamaz diyordum. Hiç solda oynattı mı Mourinho? Sağda oynatıyor dikkat edin. Sağda. Sağda ya da ortaya çıkıyor sağda. Ya Tadic ya Szymański. Onun için Fenerbahçe diyorum bak bir tane zımba gibi bir oyuncu almış. Maksimum. Müthiş oyuncu. Kuvvetli. Müthiş tempolu. Abi bugün Osayi Samuel dediğimiz oyuncu. Çok müthiş yetenekli bir oyuncu mu? Hayır. Hayır. Sadece çok hızlı.
Evet, süratli oyuncu çok önemlidir. Onun için söylüyorum, futbolda sürat çok önemli, dinamizm çok önemli. Dolayısıyla ondan dolayı sevgili Ertemciğim, ben Fenerbahçe'nin en büyük eksiğinin bu olduğunu düşünüyorum ve bunu söylüyorum. Ama Mourinho bunları görecektir ve bunları halledecektir. Sinan abi, Mourinho demiş ki, müziği değiştirelim, biraz da müzik verelim. Kariyerimde, lütfen çok iyi dinleyin sevgili seyirciler, çok çok önemli. Kariyerimde ligdeki ilk maçlara sadece iki kez berabere kalarak başladım. O iki sezonda da Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Belki bugün berabere kalsak bizim için daha iyi olabilirdi. Şaka bir yana demiş. Bence berabere kalsaydın iyi olmazdı. Ben sevgili Jose Mourinho. Senin abi çok karizmatik. Bir futbol sever olarak seni çok seven, çok iyi seven, Mourinho'yu çok seven bir insan olarak, bir futbol adamı olduğun için, cana yakınlığından dolayı da ayrıca çok sana bir sempatim var. Ama Türk seyircisini, Fenerbahçe seyircisini tanımamışsın. Çok sever ama sonra öyle bir berabere kalsaydım, şöyle olsaydı böyle. Hayır. Hiç berabere kalma bence içeride. Değil mi? Hiç berabere kalma. Hep kazan. Benden sana tavsiye sevgili Jose Mourinho. Ben seni seven birisi olarak söylüyorum. Şakasını bile yapma. Fenerbahçe taraftarının tahammülü yok artık. Tahammülü yok. Dünyanın en iyi hocalarından birisi de geldi artık. Artık o sene bu sene mi diyor Fenerbahçe? Tabii. Kimi görsem kim şampiyon olur? İşte Mourinho'nun bir farkı olabilir mi? Evet olabilir diyorum. Onun için. Evet. Sevgili Mourinho, sen berabere falan deme, hep kazan. Sinan abi, şimdi tam ekran getirir misiniz bir ekranı? Altyazıyı her şeyi alalım lütfen. Çok rica ediyorum, her şeyi alalım. Müziğimizi de değiştirelim. Sinan abi, bize en yakın adam Jose Mourinho şu anda geliyor. Evet. Bu maç önü takım ısınırken elleri cebinde, sahanın ortasında. Bir oraya bir buraya. Mourinho bunu ben Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in bir maçını anlatırken de yapmıştı. Sahaya çıkıyor. O taraftarların enerjisini alıyor, futbolcularına veriyor. Bütün baskıyı kendisi alıyor. Özelliği bu. Mesela bunu deplasmanda yapabilir mi? Şimdi Ertem. Mesela İnönü'de Ali Sami Yen'de yapabilir mi? Her yerde yapar. Mourinho her yerde yapar. Mourinho her yerde de alkışlarla ve sempatiyle falan da karşılanır Ertem'cim. Ben Ali Sami Yen'de ve Trabzon'da İnönü'de çok sempatiyle karşılanacağına inanmıyorum. Mourinho'nun çok kibirli, egolu bir hoca olsa, biliyorsun bazıları takım ısınırken sahaya bile çıkmazlar. Soyunma odasına takılırlar bazı teknik direktörler. Özellikle bak, hep dikkat et takılma, ama bu öyle değil. Ve ben Trabzon'da da olsun, Ali Sami Yen'de de olsun, İnönü'de de olsun aynı şeyi göreceğini düşünüyorum. Ayıp olur biraz be. Yani Mourinho'ya tepki göstermek ayıp olur Ertem. Olmaz. Sinan abi. Çok ayıp olur yani. Ara ara keseceğim. Mourinho'dan bilgiler geliyor. Çok bakın, ayıp olur. Tabii. Ertem. Burası çok önemli. Mourinho'nun basın toplantısından bir fotoğrafını ortaya hemen hazırlayın arkadaşlar. Rica ediyorum, hemen ortaya bir basın. Bugün şu andaki basın toplantısından. Çok acayip bir şey söylemiş. Mourinho'yu Sinan abi de çok iyi tanıyor. Londra'da Chelsea Barcelona maçından sevgili Celal abi falan. Beraber gittiydik değil mi? Evet. Ve çok iyi tanıyanların başında geliyor Sinan abi. Onu söyleyeyim. Çok mütevazı davranıyor Sinan abi ama. Tanıyorum da seviyorum. Benim de nasıl arkadaşlığım falan değil. Hayır, arkadaşlığından değil. Antrenörlük olarak Sinan çok abi, iyi takip ediyorum. Orada, ama bir Mourinho'yu her şeyden önce bir insan olarak, futbol adamından sonra sempatisinden dolayı, karakterinden dolayı, sempatikliğinden dolayı bir şeyim ama var. Sinan abi, maç sonrasında orada Chelsea Barcelona maçı sonrasında o Mixon'un orada herkes tarafından dönüp sana böyle senle tokalaşması da hani unutulacak bir durum değildi. Hatırlamaz yani. Hatırlamaz onu. Hatırlamaz canım, nereden hatırlayacak? Şimdi Mourinho çok kinayeli açıklamalar yapan bir teknik adam. Vurucu açıklamalar yapan bir adam. Demiş ki, dün akşam Galatasaray Hatay Spor maçı oynandı. Bu akşam da biz oynadık. Çok fazla şey öğrendim. Şimdi daha iyi öğrendim. Şimdi daha iyi anlıyorum. Ne demek istiyor Sinan abi? Dün akşam Galatasaray Hatay Spor maçı oynandı. Hakemlerle bu akşam da biz oynadık. Yapıyor. Çok fazla şey öğrendim.
Şimdi daha iyi öğrendim, şimdi daha iyi anladım. Hakemlerle ilgili gönderme yapıyor. Evet. Hakemlerle ilgili gönderme yapıyor. Yani Türkiye'yi şu anda daha iyi anlıyorum diyor herhalde. Yani Türkiye'de şimdi muhtemelen Mourinho demişlerdir, tamam mı? Türkiye'de geçen sene, tamam mı, hakemler tarafından Galatasaray korundu. Veya biraz daha ileriye gidiyorum. Demişlerdir. Hakemler tarafından Galatasaray şampiyonluğa itildi veya demişlerdir. Bunu ben söylemiyorum. Mourinho'ya böyle söylemişlerdir. Ben de dünü gördüm diyor. Hakeme baktım diyor. Maça baktım diyor. Bugüne de baktım diyor. Bundan, bu fotoğraftan bunu çıkarıyorum. Ben de diyorum ki bu sene işte bu olmasın. Bu sene bu pozisyonu yaratılmasın. Şimdi burada yarın bugün Mourinho bunun biraz daha ötesini konuşur. Öteki taraftan Okan konuşur. Haydi gerilir ortalık. Tamam mı? Olacak zaten. Ondan sonra karışır işler. İki de işte hakemler arada da kötü maçlar falan yönetirlerse hadi güle güle. Ondan sonra uğraş bakalım. Nasıl düzelteceksin? Tekrar MHK Ali Başkan'dan çıkacak. Açıklamayı verin. Dursun Başkan başlayacak ondan mı? Öteki Hasan Arat Başkan çıkacak konuşacak. Ortalık yangın yanıyor. Onun için diyorum ki ben, başkanlar artık sakin olmalı. Bir soru soracağım sana. Siz Mourinho'sunuz Sinan abi. Sen Mourinho'sun Sinan abi. Evet. Bu açıklamayı yaptıktan sonra sana diyorum ki Sinan abi, siz Mourinho'sunuz. Sevgili hocam, peki dün akşam Galatasaray Hatay maçını izlediniz. Çok şey öğrenmişsiniz. Batshuayi'yi izlediniz mi? Batshuayi'yi daha iyi anladınız mı şimdi? Batshuayi'yi gönderir miydiniz? Pişman oldunuz mu gönderdiğiniz için? 90 artıda attığı gol, altın değerinde 2 gol. Yani Batshuayi, ne düşünmüştür? Batshuayi iyi futbolcu. Batshuayi goller de atmıştır. Arz talep meselesi. Batshuayi gitti, eline El Nesri geldi. Evet. Cenk Tosun var. Evet. Yani Batshuayi'nin yerini doldurdular Ertem. Yani Batshuayi'nin yerine oyuncu alındı Fenerbahçe'de. Anladın mı? Yani ha Batshuayi'nin yerini almazsın da Dzeko tek kalmıştır. Yani normalde arka tarafında normal santrafor olur. Hayır. Edin Dzeko'nun arkasında iki tane bomba gibi santrafor var. Evet. Cenk Tosun. Bugün Cenk Tosun'u 70'te oyuna koysaydı gol atardı. Ben sana söyleyeyim. Cenk Tosun'u falan boş geçme. Batshuayi mi Cenk Tosun mu? Tartışırım. Çok şey yapmam. Yani Cenk Tosun da golcü. Daha atletik olan. Ya bu arada Cenk Tosun çok güçlü. Bakın Sinan arada abi, çok güçlü. Fiyat farkı var. Mali dengeye bakmak lazım. Şimdi o aynı şey değil. Şimdi birisi ikinci santrafor, birisi üçüncü santrafor olarak görülüyor. Ama Cenk Tosun'u da hafife alma. Santrafor olarak. Alma tabii. Bak Cenk Tosun'u da göreceksin. Atacağı maçlar ama. Tamam Batshuayi, ama Batshuayi'nin yerini Fenerbahçe doldurdu. Ama şimdi Galatasaray takımına baktığın zaman Galatasaray futbol takımı bir Beşiktaş maçı oynadı 5-0. Evet. Şimdi bu maç yanıltmasın. Aynısı. Bu maç yanıltmasın. Evet Beşiktaş 5 tane attı. İşte demin 5 dakikada Beşiktaş 5 falan filan diyorsun ama bu iş değişecek. Böyle Galatasaray takımı kötü bir takım değil. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Galatasaray fizik olarak hazır değil. Ve Galatasaray'ın içinde, yönetimin içinde karışıklık var. Galatasaray'da enteresan işler oluyor. Dursun Başkan bir an evvel bu işe el koymazsa Galatasaray'daki bu kötü içerideki kavgalar takıma yansır. Takıma yansır. Yani bir Erden Tümur diye tutturulmuş. Biliyorsun Erden Tümur ilk bana söylediydi. Geçen sene kışın Sinan abi bırakacağım. Çok samimiyetsiz bir ortam vardı. Evet Erden Tümur'u 3-4 tane yönetici yedi. Bunu biliyorum. İsim veremem. Ama Erden Tümur'un altını 3-4 tane yönetici oydu, yolladı. Erden Tümur bana bunun bu şekilde üstün kapalı söyledi. Samimiyetsiz bir ortam var. Abi ben önümü sezon yokum. Ne zaman söylediniz? Açılımı ne demektir Ertem? Evet. Dışarıyı kastetmiyor. Kendi içerideki camiadaki yönetici arkadaşların. Onun için Erden Tümur'un bugün bakıyorsun bir albenisi var Galatasaray takımında. Galatasaray şimdi transferlerde de biraz gecikti bazı şeylerde. Ama ben Galatasaray taraftarını, Galatasaray medyasını anlamıyorum ya. Kardeşim siz şaşırdınız mı ya? Hakikaten siz şaşırdınız mı ya? Kendinizde misiniz Galatasaray taraftarları ya?
Arkadaşlar iki senedir arka arkaya şampiyonuzsunuz. Aslan gibi takımınız var. Kadronuz çok iyi. Takviyeler oluyor. Olacak da hocanıza falan sahip çıkın. Takımınıza sahip çıkın. Yapmayın. Ne yapıyorsunuz? Yani daha durun bakalım. Daha lig başlamadı ya. Daha ligin birinci maçı. Özel maçta kaybetmiş. Süper Kupa'da 5 demiş. Olabilir. Dünyanın en iyi takımları da yeniliyor. 10 kişi kalmışsın, hata yapmış, bilmem ne olmuş falan filan bilmem ne. Ama siz takımınıza kendi kendinizi baltalıyorsunuz ya Galatasaraylar. Kendi kendilerini bunlar ayaklarına kurşun sıkıyorlar. Ertem. Sinan abi, Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Ertesi sene geldi. Manchester City'den yarı finalde 4 tane yedi. Real Madrid'ler ayakta alkışladılar. Abi, olur. 2 yani, sene arka arkaya şampiyon olmuşsun. Her sene sen bir şampiyon bugün olacaksın. Bugün Okan Buruk'u tartışıyorsunuz. Derler. Bugün Okan Buruk'u tartışıyorsunuz. 7-8 hafta kötü gittin Okan Buruk. Hadi geçmiş olsun, yollayacaksınız. Evet. O duruma getirdiniz. Ya arkadaş, daha ligin başı ya. Bir teknik direktör hep bıçak boğazında antrenörlük yapabilir mi ya? Adama biraz şey yapın ya, şans verin olsun, ya. Olsun, tabii vereceğiz. Ben biraz Galatasaray medyası, biraz özellikle Galatasaray diyorum, takımınıza sahip çıkın ya. Benden size tavsiye, takımınız kötü takım falan değil ya. Evet. Ya Kerem Aktürkoğlu'na takmışsınız kafayı. Kerem Aktürkoğlu Türkiye'nin en iyi 3-4 tane yerli oyuncusundan bir tanesi ya. Çocuğu sadece psikolojik olarak çocuğu bitirdiler, biliyor musun? Evet. Bak, psikolojik olarak bitirdiler. Bu adam milli takımda oynuyor. Yapmayın. Ya çocuk eleştirilir de bu kadar değil. Yapmayın, milli takımda oynadı, geldi. Canının kötü dişine takıyor. Büyük kaptan Kerem var. Yani çok ayıp ediliyor. Galatasaray takımında bir tane kötü oyuncu söyleyeyim bana. Davinson Sanchez. Bana göre Türkiye'nin en iyi stoperi. Yabancı olarak. Söyleyebilir miyim bir tane kötü? Dubois, dünkü sağ bek. Berbat. Oynamaz, hemen gönderilmesi o lazım. Ertemciğim, o hemen. Ama Yelert var, çok iyi o Kopenhaglı. Bak, o bu takımın oyuncusu değil ki zaten. O adam istepne geldi, koydu oraya. Evet. Bana bir tane kötü oyuncu söyle bana Galatasaray'da. Kötü oyuncu. En kötü oyuncu Hakim Ziyech işte, öyle düşün yani. Yok, kötü yok. Psikoloji. Evet. Gelmez. Sinan abi. Ben Galatasaray takımına Galatasaray taraftarını anlamıyorum ya. Siz daha ne arıyorsunuz ya? Acele etmeyin, bir lig bir başlasın mı ya abi? Siz kendi kendinizi içinizden karıştırıyorsunuz kendi kendinizi. Erden Timur'un 3-4 tane yönetici yedi. Bu kadar. Net söylüyorum, başka bir şey söylemiyorum. Dursun Başkan da bu işe el koymazsa iyice karışıklık büyür. Olağanüstü kongreye gidersiniz sonra. Bir an evvel Dursun Başkan bu işe el koymadı. Sinan abicim, Barış Alper Yılmaz konusunda da sana katılıyorum. Geçen sene dedim ki Barış Alper Yılmaz bugün Mbappe gitse onun yerinde oynayacak bir futbolcu dedim. Bazı böyle mesajlar da vermeye çalıştım. Ferdi Kadıoğlu ikisi de çok iyi ama tabii ki Ferdi Kadıoğlu şu anda çok çok daha diri, çok daha iyi. Tabii ki Barış Alper Yılmaz da insan, o da yorulacak, o da dinlenmeye ihtiyacı var falan ama Barış Alper Yılmaz Sinan abinin dediği gibi ayakta duramıyor şu anda. Ertem, ayakta duramıyor. Bakalım. Yani daha genceciksin daha Barış. Fizik olarak. Bence Ertem, futbolcuların Ertem, biraz daha Ertemciğim bakın bu çocuklar daha böyle disiplinli yaşaması lazım. Ertemciğim bu çocuklar milli takım kampındalardı. Sonra bir tatil yaptı. Bunu Barış Alper Yılmaz doğru için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Doğru düzgün idman da yapamadılar. Daha fizik olarak hazır değiller. Barış Alper dediğim adamın en büyük silahı, Barış Alper'in en büyük silahı fizik gücü ve kuvvetidir. Bakın Ferdi de bugün çok fizik olarak aynı durumda. Sinan abi oldum demeyeceksin. Bak Ferdi hiçbir zaman ben oldum demiyor. Barış Alper Yılmaz oldum deme abi. 3 hafta sonra seyret. Oldum deme. Sen Barış Alper'i 3 hafta sonra seyret. Evet. Hayır abi, şunu söylüyorum. Olduğum gibi Sinan abi, siz benden daha iyi biliyorsunuz saha içini. Bak bazı vücut dilleri vardır. Bak ben Barış Alper Yılmaz'ı çok severim. Çok sevdiğim bir kardeşim. Ama eğer olduğum gibi davranırsan sahanın içinde... Havaya girmeyeceksin. Tamam, olmaz. Ben senin ne demek istediğini anlayamam. Ben diyorum yani ki fizik burada, olarak Barış şey, Alper'in en büyük... Yani... Bakın, Barış Alper'in en büyük... Anladım ben size söylemesi. Barış Alper 3-4 hafta sonra fizik olarak en iyi duruma gelir. Ama ben Galatasaray'ı anlamıyorum. Evet, dediğin doğru Sinan abi. Yani daha ilk hafta... Ben anlamıyorum abi. Kötü futboluyla 1-2-1 kazanıyor. Ya Fenerbahçe'nin yerinde olsanız dükkanı kapatacaksınız Galatasaray. Ya Fenerbahçe'nin yerinde... Ya adamlar kaç senedir şampiyon olamıyorlar. Federasyon diyorlar, hakemler diyorlar, bilmem ne dediler falan filan. Evet, hakem hataları var, evet doğru. Ama sen bu tarihte Galatasaray arka arkaya şampiyon olursunuz ya. Hala daha ne istiyorsunuz ya? Acele etmeyin bence yani, benden size tavsiye. Sinan abi çok özür dilerim. Adapazarı, Kırkpınar, evet, bana sahilde Guar Restoran, işletmeci Sedat Işınlar. Allah kader mahkumlarına çok çok yardım etsin. Kader mahkumlarına, evet. Ama kader mahkumlarına diyorum. Öyle sapıklara mapuklara bilmem nelere değil. Kadın dövenlere, şunu yapanlara, bunu yapanlara, kadınlara el kaldıranlara,
hayvanları öldürenlere falan değil. Kader mahkumlarına diyorum. Bizi izliyorlar. Mustafa Çevik mi attı sana? Evet. Bana da attı. Adapazarı gay ve açık cezaevinde bizleri izleyen Bülent Bal, Serkan Özkan, İsmail Coşkun, Yunus Akar, Mustafa Serttürk, kantinci Üneydullah, kütüphaneci Ali, ahçı Diyarbakırlı Bayram Usta, Enes ve Tatanga Murat'a selamlar. Buradan çok sevgiler. Adapazarı gay ve açık cezaevine Allah sizleri kurtarsın. İyi niyetli, vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven kader mahkumlarına buradan bütün selamlarımız. Sizleri çok seviyoruz. Mustafa Çevik'e de selam söyle. En kısa zamanda inşallah özgürlüğünüze kavuşursunuz. Mustafa Çevik'e de selam söyle. Tüm cezaevlerindeki kader mahkumlarına söylüyorum. Sevgili Mustafa'ya da buradan, Mustafa Çevik'e de çok selamlar. Babasının da ellerinden öpüyoruz. Babasına da selamlar buradan. Büyük Fenerbahçeli. Hasta Fenerbahçeli. Serdar Tetik, Brüksel'e çok selamlar. Serdar Tetik kardeşim, dünyanın en güzel sandviçlerini yapan adam, çok selamlar buradan. Bülent Oğuz, Ahmet Spor eski başkan yardımcısı, çok selamlar buradan kendisine de. Sinan abicim, evet. Şimdi bazı haberler var. Jose Mourinho, daha doğrusu açıklamalar. 90 dakika baskı yapacak benzinimiz henüz yok. Değil 90 mi, dakika, değil. Siz dediniz ama zaten. Diyorum ben ona. 90 dakika baskı yapacak benzinimiz henüz yok. Ya bu adamın var ya bak, basın toplantısını canlı vereceksin ya. Jose Mourinho, güzel hocam. 10 dakika benimle muhabbet et, ben sana anlatayım. Sinan abi, siz konuşurken Osay Samuel sekerek çıkmış, hafif sakatlığı varmış. Yıllardır ben bu Fenerbahçe'nin eksiğini görüyorum. Play Spor'u söylüyorum, bu Fenerbahçe'nin eksiği, en büyük sıkıntısı orta sahasının yumuşak, nazik ve yavaş oynaması. Bu orta sahayı canlandır. Bu orta sahayı agresif yap. Bak işler nasıl değişecek. Ben sana işini öğretmeyeyim. Sen işini daha uzmanısın. Sinan abi, Jose Mourinho açıklama yapmış. Bu seneki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak değil, Süper Ligi kazanmak. Güzel. Niye Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliyorsa onu da kazansın. Sinan abinin tepkisine güldüm. Ama kazanabilir ya. Böyle yaptı, güzel. Ama kazanabilir, ne olur. Ha, kazanabilir, güzel. Ne olur. Şampiyon, Süper Ligi. Ama... Ya Şampiyonlar Ligi tabii çok zor, o kendimizi kandırmayalım ama Süper Ligi kazanabilir, niye peki, kazanmasın? Devam ediyorum Sinan abicim. Ha Sinan abi, şu önemli. Şunu soracağım. Ben bir hakemim. Biraz böyle, siz o hakemlerin kimler olduğunu biliyorsunuz, o tarzları. Böyle saha içerisinde havalı, çok gündeme gelmek isteyen bazı hakemler vardır. Ben Ertem Şener hakemim. Mourinho'yu atarsam, kavga ederse benimle... Be. Hayır hayır. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa basınında da ayıp yer olur. Atmamak lazım. Ayıp olur. Aa, bir dakika ama bir şey söyleyeceğim. O zaman Okan Buruk'u da atma. Giovanni Van Bronckhorst'u da atma. Bir şey ayırmadım ama ben Mourinho'yu. Abdullah ayırmadım. Avcı'yı da. Ayırmadım. Diyorum. Avcı hocamı da atma. Dört tane büyük teknik Avcı. Direktör ve öteki teknik direktör. Abdullah hocamdan özür dilerim. Abdullah Avcı hocamı da atma. Bir şey söyleyeceğim sana. Atma. Ertem'ciğim, yani biraz yani teknik direktörü, kenardaki teknik direktörlere yani çok hakaret etmediği sürece, küfür müfür falan bir şeyler etmediği sürece, yani çizgiden bir adım geçti, iki adım ihlal ettin, bilmem ne falan, atmamak lazım. Anladın mı? İdare etmek lazım. Hepsini genel anlamda söylüyorum. Çünkü bu çok gergin bir iş bu. Anladın mı? Yüksek konsantrede, hırslı ve istekli bir oyun var ortada oynanan. Ve arka tarafta da bir onlara mahkum olan bir teknik direktör evet. var. Onların oynadığı oyuna göre sen, anladın mı, karakterini ona göre, hırsını ona göre ayarlıyorsun. Ve dolayısıyla beğenmiyorsun, olumsuz oluyor. Pat üstüne de bir hakem bir hata yapıyor. Ay diyorsun hakeme falan. Her harekette atılmaz. Mourinho'ya da atma, ayıp olur kardeşim ya. Jose Mourinho. Sevelim Mourinho'yu ya. Ben şaşırmıyorum Mourinho, ama. Sevelim Mourinho'yu. Tabii ya. Mourinho sevilmez mi ya? Dünyanın en karizmatik iki teknik direktöründen bir tanesi. Jose Mourinho, Jose hocamız Pep Guardiola ile birlikte aslında onu da soracağım da onu artık yarın sorarız. Guardiola mı daha yakışıklı, Mourinho mu daha yakışıklı diye. Mourinho ya. Ha? Mourinho ya. Ben Ahmet Hoca'ya sorsam. Hocam kız olsan. Kime? Hangisine? Hangisiyle yarın sorsam, çıkarsın? Boşa karıştırma tabii. Şimdi durdur. Hangisiyle karıştırma. Çıkmak istersin diye karıştırma hocaya şimdi, soracağım. Aman durdu, yarın sorarsın. Rasim'e sor. Rasim'e sorsam. Rasim ikisiyle de çıkarım der ya. Rasim ikisiyle de çıkarım der. Mourinho biliyorsunuz bütün dünyayı şaşırtıyor ama Mourinho'yu çok yakından tanıyanlar. Ben 20 sene maçlarını anlattım. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi falan filan neyse. Genelde Avrupa Ligi'nde oynamadı ama Şampiyonlar Ligi teknik direktörü. Şimdi Mourinho demiş ki Sinan abi. Şimdi takım otobüsüyle beraber Samandıra'ya gidip kampa gireceğiz. Kapılarımızı kapatıp Lille maçına odaklanacağız. Müsaade ederseniz futbolcularım beni bekliyor. Çok kibar adam abi. Ertem. O değil, başka bir şey söyledim Sinan. Ertem.
Beşiktaş'a geçelim hadi. 5 dakika. Süper Kupa'ya. Özür dilerim. Bak Sinan abi, çok özür dilerim. Şu cümle çok önemli. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı için kampa girmemiş, Lille maçı için kampa giriyor. Çok önemli maç. Zor maç. Oyuncuların bu gece evlerine gitmeyecekler. Şimdi tesislere gideceğiz. 150. Kampa gireceğiz. 150. Kapılarımızı kapatacağız ve 60-70 saat. 150-150 Ertem. Ne kaldıysa rakibimizi hazırlanacağız. 150-150. Lille maçı mı? Çok zor maç. Bence de zor. Lille'de de 2-3 tane oyuncu falan eksikti biliyorsun ilk maçta. Evet. Bilmiyorum onlar oynuyor mu? 3-4 tane önemli oyuncusu eksikti. O maçta yoktu. Bilmiyorum maçta oynayacaklar mı? Bruno Genesio çok önemli bir teknik direktör o da. Çok zor yani. Fenerbahçe'nin işi çok zor. Bir soru sorabilir miyim? Fenerbahçe'nin rakipleri en çok Fenerbahçe'yi mi yenmek ister? En çok Mourinho'yu mu yenmek ister? Fenerbahçe'yi yenmek ister. Yani yenmek ister, tur atlamak ister. Şimdi diyecekler yani, ki zaten Fener'i yendi mi Mourinho? Ama hayır. İlk rakip Mourinho mudur, Fenerbahçe midir? Yani Katlaro. Şimdi oradaki teknik direktör muhtemelen çömezdir. Ya bak Mourinho'yu da devirdim ben, yendim. Heh. Falan der. Fenerbahçe'yi mi yendim der, Mourinho'yu mu yendim der. Mourinho'nun takımını yendim der falan der bunu diyebilir yani. Bunlar önemli şeyler değil mi? Yani. Alikom öpüyorum seni. Çok sevgiler Alikom. Sinan abi. Evet. Ya Sinan abi özür dilerim bir dakika. İmmobile'yi Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Icardi, Torreira ve Muslera Etiler'de bir gece kulübüne girerken görüntülendi. Bu haber mi ya? Lan izin günü adamları gelsinler. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Bir gece kulübüne girmezlerse bence haber zaten. Bir şey söyleyeceğim sana. Helal olsun, iyi yapmışlar. Bak söylediğiniz adam Muslera, biliyorsun değil mi Muslera? O görüntüyü versenize. Bir kamyon sayfayı. Kupası var. Bak salladığınız adam Muslera. Yani profesyonel yaşamı Muslera ördü. Bir kamyon kupası var biliyorsun değil mi Muslera'nın? Yani Muslera eleştiriyorsunuz. Ne var bunda he? Sinan abi ya? Burası kebapçı ya. Yemeğe gitmişler. Hayır, gece kulübüne de gider ki. Önce kebapçı, gece kulübü bilmem ne. Ya gidebilir. Helal olsun. Nusret'in orası. Ya gidebilir. Ayrıca salladığınız adam kim biliyorsun değil mi? Öteki de Torreira. Yani İkinci sayfanın haberi. Özel ve iyi yaşamıyla anılan bir oyuncu Torreira. Öteki de Icardi bir kamyon. Çok iyi yaşıyor. Bir kamyon kupası var. Müthiş bir yani profesyonel hayatı olan bir Muslera'dan bahsediyorsun. Icardi'ye pek özel hayatıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. O Muslera Icardi'ye. Sinan abi. Icardi bak bir şey söyleyeyim mi sana? Hmm. Yemin ediyorum sana bak hani abi, bizim aşık orada ya. Abi aşık. Ben adam aşık. Sinan abi aşık ama evden dışarı çıkmıyor aşık çocuk işte, ya. Aşık bekliyor. Vallahi evden dışarı çıkmıyor. Tamam benden ara gelsin diye evet. Bekliyor çocuk. Aşık evet. Ne yapsın abicim? Evden dışarı çıkmıyor. Aşık. Ben gece hayatını görmüyorum. Bir bildiğim. Aşık. Beraber işte görüyorum yemeğe Ertem, gidiyor. Aşık, geliyor. Aşık. Ertem İmmobile iyi futbolcu. Soru şu. Teknik direktörsün. Soyunma odasına girdin. Soyunma odasına girdin. Dzeko, Icardi, Immobile. Bir tanesini ilk 11'de oynatacaksın. Kimi oynatırsın Sinan abi? Çok zor soru soruyorsun. Zor değil Sinan abi. Şey senin için bu. Takımına göre. İşinizi yapın. Immobile'ye bakalım. İşinizi yapın Sinan abi. Immobile'ye bakalım. Şimdi Immobile'yi bir bana sor Sinan abi. Ama eski Immobile o mesela. Lazio dönemlerinde o. Ya hala o zaman, eski Immobile be Sinan abi. Hayır. O zaman ayrı. Dzeko'ya da bakarsın öyle. Ama şu an Dzeko hepsinin önünde. Bence Immobile. Bir dakika dur. Şimdi Dzeko şu an Fenerbahçe'yi taşıyor sırtında. 4 tane ama şu an Dzeko derim. 8 hafta sonra Immobile 15 gol atmış, 10 gol atmış. Bilmem ne 10 derim. Farklı bu ayrı bir şey. Ama 3'ü de iyi futbolcu. Bu ne biliyor musun? 3 tane oğlum var, en çok hangini seviyorsun? Çok zor. Çok zor bir soru. 3'ü aynı kadından değil ama 3 tane oğlum var da bak 3 tane oğlum ama var. Biri başka bir kadından, biri başka bir kadından. Bir şey söyleyeceğim. En sevdiğim kadının çocuğu Immobile. Ben Immobile'yi oynatırım. Bir şey söyleyeceğim. Immobile evet tamam özel bir oyuncu ama bir oynasın görelim. Öteki oynadı. 2 tane şampiyonluk var. Soyunma odasından attı golü Sinan abi. Bak Icardi'de 2 tane şampiyonluk var. Bah. Şimdi duygusal, şimdi Beşiktaş'ta izliyor duygusallık yapmayalım. Orada gerçekçi En-Nesyri olalım. Var. Bak orada Icardi var. 2 tane şampiyonluk vallahi var. Duygusallık değil. Aşk olsun sana Sinan abi. Bak yemin ederim Icardi ben Icardi var orada cepte 2 tane santrafor. Bak 2 tane şampiyonluk var santrafor. Bak. Bir görelim. Immobile'de bir şampiyon yapsın. Görelim futbolcu olarak. Onun için ben burada her zaman Icardi'yi seçerim şu an. Bak şu an Icardi'yi seçerim. Bir şey söyleyeceğim sana Erdoğan. Buyur Sinan abiciğim. 5-0'lık. Galibiyet güzel oldu be. Çok güzel. Beşiktaş'ın ihtiyacı vardı biliyor musun? Yani. Ben sana ne dedim geçen sene? Çok güzel diyorum yani Beşiktaşlı Ertem Şener olarak çok güzel. Geçen sene ben sana ne dedim? Biz bu yönetimi Eylül'de eleştireceğiz. Evet dedim. Bravo. Ben Hasan Arat ve yönetimini Eylül'de eleştireceğim dedim.
Hala transferlerle ama, bakacağım. Transferlerle. Şu ana kadar her şey çok iyi. Rafa olsun, Immobile olsun, işte bir iki daha soru işareti, Paulista olsun. Ama bir stoper, bir kanat oyuncusu Beşiktaş'a lazım. Şer Endur'u aldılar Sinan abi. Şer Endur. Bitti mi iş? Breşyalı futbolcu, evet aldılar. Fabrizio da söyledi ama onun Sercan Dikmeli Ertan Süzgün verdiler ilk haberi. Onun için Beşiktaş'tan bu sene çok umutluyum. Paris Saint Germain'den. Yani iki takım yok. İki takım yok. Üç belki dört. Aa bir dakika. Bir de buradan sevgili Trabzonspor Başkanı kardeşim Ertuğrul Doğan'ı tebrik ediyorum. Trabzon'la ilgili maddi olarak, mali olarak çok önemli bir şey imza attı. Sevgili Trabzonsporlar, başkanınızın kıymetini bilin. Başkanınızın kıymetini bilin. Kartal arazisi değil mi? Evet. Ertem. Bak. 4 milyar TL. Bravo. Aynen. 4 milyar TL. Ertem bak burada okuyorum şimdi sana. 4 milyar TL 110 milyon euro bedelle 30 yıllığına bir başka şirkete devretti ve kapa. Yani borç kalmıyor Trabzonspor'da. Ertuğrul Doğan başkana sahip çıkın. Ey Trabzonsporlar destekleyin. Başkanınızın kıymetini bilin. Bu çok önemli bir hareket. Borcu sıfırlıyor. Bravo Ertuğrul Başkan, tebrik ediyorum. Bravo. Ya, takım ayrı. Abdullah Avcı, Rapid Viyana maçı bakacağız edeceğiz. Abdullah Avcı benim asker arkadaşım. Çok severim. Ama hocam be. Bırak oynasınlar çocuklar ya. Bırak ya. Bırak ya. Bırak prangayı çöz ya. Gitsinler sağdan soldan gitsinler ya. Takımın oynasın. Sevgili başkan, bir tane santrafor acil alman gerekiyor. Evet. Ona çuyu mutlaka bitireceksin, bekliyorum. Belki iki dedin. Şu ona çuyu veya bitir. Bitir. Trabzonspor şahane durumda, mali olarak iyi durumda. Ama her şeyden önce sportif başarı çok önemli. Sportif başarı olmazsa bazı taraftarları mutlu edemez. Ama Trabzonspor'u sevenler başkanına sahip çıksınlar. Evet Ertem yeter bugün. Sinan abi bir soru soracağım. Evet. Samsun Spor Beşiktaş kaç kaç biter? Bugün Yüksel Başkan'ı gördüm. Biraz sohbet ettik ayaküstü. Transfer yasağı var onun da. O da çok hizmet yaptı Samsun'a. Evet çok ben kıymetli. Beşiktaş kazanır diyorum. Beşiktaş kazanır. Ben de 3-1 kazanır diyorum. Ben sonuç söylemeyeyim de Beşiktaş kazanır. Rafa Silva mı Tadiç mi? Rafa Silva ya ne yapıyorsun Ertem ya? Vay. Rafa Silva. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Bakın Sinan abiye teşekkür edin. Instagram adresi. Takipçiler gidiyor ya. Nasıl gidiyor? Bu arada takip fake miydi benim takipçiler Sinan azaldı abicim, ya? Instagram senin haberin yok. Instagram bir 15-20 gündür kapandı, bir haftadır. Senin kapandı mı ya? Kapandı, sen bugün benim geliyorsun yaşlılar. Benim hiç kapanmadı. Kapandı. Hayır orada olması benim önemli. Hep. Sinan abi telefonda olması önemli duruyor değil. Duruyor orada. Hayır duruyor, açıldı ama tekrar. Hayır şey yok, içerik olarak kapalıydı. Sizleri çok seviyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Beyaz Futbol Türkiye'nin efsane kadrosu yarın akşam Beyaz TV ekranlarında, Beyaz Futbol'da 23.30'da. Sayın Ali Koç'un Ömer Kılıç Çetin'e dediği gibi biz işimize bakmaya devam edeceğiz. Bir sezon boyunca herkes işine baksın diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın.